Mutlu günler değerli izleyenler. Hoş geldiniz. <laughs> Stüdyolarımıza 11 Mart Cuma günündeyiz. Haftanın son bir manşetine başlıyoruz. Her zaman olduğu gibi Uğur Melek ile birlikteyiz. Sizleri sevgiyle, saygıyla, selamlayarak programımızı açıyoruz. Uğur Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz? Bizler de iyiyiz. Biraz zor oldu. Sabah kış koşulları fena bastırdı. Sabah kalktığı zaman herhalde birçok insan şok olmuştur. Ancak ben gelirken şunu gördüm. Arabayı çıkaramadım gerçi ama. Gelirken çok kar vardı çünkü. Gelirken e, yollar boştu şeyler yapılmış, tuzlama çalışmaları yapılmış, İnsanlar bu sefer arabayla çıkmamayı, kendi arabalarıyla çıkmamayı tercih etmişler. Bunlar hep e, hani evet. ulaşmak mecburiyetinde olan insanların işini biraz kolaylaştırmış gibi görünüyor çünkü kallasi takıyorsunuz. Ama önünüzdeki araç takmayınca sizin takmanızda bir şey ifade etmiyor. O yüzden kar olmayıp da trafiğe çıkmayanlara ben kendi adıma en azından buradan bir teşekkürü borç biliyorum. Sağ olsunlar var olsunlar. Bu da tabii size bir şey olmasa şimdi hani yollar boşmuş rahatmış vesaire falan. Eğer çıkmak mecburiyetinde değilseniz de çıkmazsanız yine iyi olur. Onu da buradan duyurmuş olalım ama bir önceki yağışı hatırlayacak olursanız eğer İstanbul'da yaşananları hatırlayacak olursanız eğer bir öncekine kıyasla çok 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 iyi olduğunu Yollarını ben tuzlama aracının arkasından geldim. Söyleyebilir mi işte? Köprü üzerinde tuzlama aracının arkasından geldim. Sabahın köründe gayet iyi tuzlama yapıyorlar. Ben de gelirken devamlı araba geçiyordu. Hem kürüyor hem tuzluyor. Değil mi? Yani tebrik ederiz. Köprü gayet şeydi, serbestti. Ben geçerken. Ama ellerine sağlık. Şimdi üzerine birkaç saat geçti. Tüm çalışanların ellerine sağlık canla başla mücadele ediyorlar. Diyelim ve gündemimize geçelim. Şimdi malumunuz doğal olarak dün akşama döneceğiz. Temsilcimiz Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde Barcelona deplasmanına çıktı. İlk olarak başlığımız Hürriyet gazetesinden geliyor ve diyor ki aslanlar gibi dönüyor. Galatasaray bir golünün offside'a takıldığı maçta Barcelona karşısında geri adım atmadı ve tur şansını İstanbul'a taşımayı başardı. Rotasyonlu kadroyla çıkan çaviyi kısa sürede pişman eden Sarı Kırmızılılar, savunmada pişman eden derken e 46'da 3 değişiklik yaptığına göre pişman oldu. sayılmaz bu ifade. Pişman eden Sarı Kırmızılılar savunmada Katalan ekibinin hücumlarına nefes aldırmadı. Hücumcularına nefes aldırmadı. 78. dakikada Gomis'le ağları sarsan Galatasaray'ın golü offside nedeniyle geçersiz sayıldı ve karşılaşma golsüz tamamlandı. Galatasaray Avrupa Ligi'nin son 16 turu rövanşında rakibini 17 Mart'ta ağırlayacak. Bir soru Oradan sorun. benim yazıyı niye kesiyorsunuz? Ben şu anda Hangisi? birkaç sefer soracağım, soracağım, unutuyor sayfa. <laughs> şu sağ video. taraf mı? Evet o nasıl oluyor? Bilmiyorum valla. Orada beni sansürlüyorsunuz niyeyse. Sadece sizi değil Uğur Bey'cim, herkesi. Değil mi orada köşe yazlarını kesiyorsunuz? Niye orada? peki öyle yapıyoruz? Tolga. Bilmem ben, beni başıma gelince konuşasım yani. <laughs> Klasik Neyse, bir Türk dur. olarak. Niye öyle yapıyoruz Tolga dedim. Sessizlik var. Öyle o yüzden şey yapmayalım. Uzatmayalım. Yayın Omerta. sonrasında konuşuruz. Omerta. İtalyan mafya sessizliği. Bir sonraki sayfamız Fotomaç gazetesinden geliyor efendim ekranlarınıza Avrupa Fatihi Galatasaray. Tarihi fark yer denilen sarı kırmızılılar yaşadığı kötü günlere rağmen dünya devi Barcelona karşısında aslan kesildi. Tur için avantajı yakaladı. Galatasaray'ın deplasmanda Barcelona ile 0-0 berabere kaldığı maçta ilginç bir istatistik ortaya çıktı. Kalesini gole kapatan Galatasaray 18 maç sonra Barcelona'ya gol izni vermedi. Barcelona gol atamadığı son maçı 4 Aralık 201 21 tarihinde oynadı. Yani 18 maçlık serisi bitmiş oldu. Barcelona'nın. Gomis Barcelona karşısında golü buldu ama offside bayrağı sevincimizin yarım kalmasına neden oldu. İşte Gomis yani aldı topu. Savunma arkasına atılan top da tamam güzel eyvallah topu aldı. Savunma oyuncusu sırtında taşıdı, sürdü, vurdu, golü yaptı. Ya bir yarım adım herhalde. Evet. Bir yarım vücut geride olsa çok Neyse tabii korudu. şimdi onunla bununla şey yapmayalım ama e, yani ama Gomis. iyi korudu. Yavaş olmasına rağmen vücudunu iyi kullandı. diyeceğim geçeceğim. Mustafa Muhammed çok çabuktu mesela 60 dakika boyunca. Gomis tabii ki onu kadar çabuk değil ama vücudunu nasıl kullanabileceğini gördük. Senelerce gördüğümüz Evet gibi. o eksikliği nasıl kapattığını. Fanatik gazetesi Kerem büyüledi. Çavi'nin Galatasaray'da beni şaşırtan yetenekli oyuncular var. Kerem Aktürkoğlu gibi çok iyi bir futbolcu dediği milli yıldız dün tek başına Barcelona savunmasına zor anlar yaşattı. Kerem Aslan'da en dikkat çeken isimlerin başında geldi demiş hakikaten. Takım olarak iyiydi Galatasaray. Dün akşam Barcelona karşısında oynadığı oyun çok yıpranan oyuncular oldu. Birazdan konuşacağız. Patrick Van gibi Traore ile karşı karşıya oynamak kolay değil. Neredeyse bütün pozisyonlarda geçtiğini söyleyebiliriz ama kademeli karşılama, kademeli savunma, kompakt savunma anlayışıyla bu şeyi de riski de aza indirmeyi başardı Galatasaray takımı. Taraftarımızla Barcelona'yı eleriz. Kerem maçtan sonraki açıklamasında Avrupa'da çok farklı olduklarını söyleyerek istediğimiz oyunu oynadık, istediğimiz sonucu aldık. Ancak hiçbir şey bitmedi. Muhteşem taraftarımızla birlikte rövanşla Barcelona'yı eleyeceğimizi düşünüyorum. Bu statta oynamak hayalimdi. Keşke ilk yarıdaki o pozisyonda golü atabilseydim ifadelerini kullandı. Savunmanın sonunda ayak koyduğu top üstten kornere gitti. Bu arada Uğur Bey neyse şu Noykamp müdafasını da okuyayım da. Sabah gazetesinden son olarak başlığımız geliyor ekranlarınıza. Aslan İspanya deplasmanında savunma dersi verdi. Kalesini kapatıp turu İstanbul'a bıraktı. Avrupa Ligi son 16 turunda Barcelona karşısında Galatasaray kendi e, kendini buldu. Kalede Penya devleşti. Hakikaten 90'a giden bir topu çıkarışı vardı. Güzel uçtu. Güzel resim oldu. Gomis'in 78'deki golü offside'a takıldı. Sarı Kırmızılılar saha avantajını eline geçirdi. Cimbom Ali Samiyen'de alacağı tüm galibiyetlerde turu atlayacak. Bon servis e, özür dilerim. Beraberlik halindese karşılaşma uzayacak diyeceksiniz ki Bon nereden kafanı karıştırdı? Hemen altında Penya'nın Bon servisini alın diye bir başlık var. Devre arasında Barcelona'dan kiralanan Iniaki Penya'nın dün eski takımına karşı devleştiğini yazıyor gazete. 23 yaşındaki file bekçisi yaptığı 4 kurtarışla Katalan ekibine gol şansı vermezken iki de yumrukla top uzaklaştırdı. Peki Galatasaray taraftarı da sosyal medyada Musterian'ın veliahtı olarak penya'yı gösterip bon servisinin alınmasını istedi. Alınır alınmaz ayrı konu ancak e, Türkiye'de çıktığı ilk maçtan sonra Uğur Bey siz zaten belirtmiştiniz Peña'nın e, iyi, çok iyi sinyaller verdiğini. Gelelim karşılaşmaya. Ben şunu söyleyeceğim. E, ondan sonra sözü size bırakacağım. Nasıl isterseniz öyle başlayın. Maçın başlama düdüğündeki görüntüyü hatırlıyor musunuz? Sahanın yeşilliği, halı gibi dümdüzlüğü. Yani evet. her şey... Bu işin her şeyi şov. Her şeyi gösteri. Öyle bir saha, öyle bir tribünler. İnsanın hiçbir şey oynamadan maç bile yokken seyredesi geliyor. Kerem söyleyince hani bu saatte oynamak e, hayalimdi deyince o görüntü geldi aklıma. Kendi kendime dedim ki bu ne? Kamponu çok biz etkileyici de, bir futbol muhabbeti. Biz de o noktaya zemin olarak söylüyorum. Biz de o noktalara geleceğiz inşallah. Buyurun. Nereden başlamak istersiniz? O da ayrı bir mühendislik işte. Zaman e, tabii, zaman değiniyorum. Ee, Mourinho Chelsea'den Real Madrid'e gittiğinde Londra'dan e, zemin mühendisini transfer ediyor Madrid'e. Yani bununla ilgili de tabii başka bir uzmanlık alanı. Bununla ilgili de özel çalışıyor evet. Nereden başlayalım? İsterseniz direkt oyunla başlayalım. Son söyleyeceğimi ilk söyleyeyim. Buyurun. Galatasaray devre arası Jetson Fernandez'i transfer edebilirdik demişti Burak Elmas. Ama transfer etmeyi tercih etmedik. Doğru. Maliyetlerini inceledik. Fayda maliyet analizi yaptık ve transfer etmeyi tercih etmedik. Pulgar'ı tercih ettik demişti. Dün de Pulgar oynayabilecek durumda seviyede görülmedi. Son söyleyeceğim baştan söyleyeyim. Eğer Jetson Fernandes'i Galatasaray transfer etseydi bugün acaba rövanş için çok daha umutlu hissetmez miydi? Hissederdi. Ve Barcelona'ya geçerse çeyrek final sonrası e, geride de 5 müsabaka var demek hedeflenebilecek. Çok daha umutlu olmaz mıydı Barcelona'ya geçerse Jetson Fernandes'i bir kadro diye düşünmeye demiyor insan. Çünkü Dün İnyaki Peña öyle bir performans gösteriyor ki evet kurtarışlar yaptı. Net kurtarışları da var. Ama o kadar da iyi kullanıyor ki topu. 40 metre 50 metre öyle paslar atıyor ki diyorsun ki Galatasaray orta sahasında <laughs> Peña ayarında bir oyuncu yok. Neredeyse doğru. E Galatasaray orta sahasında Peña ayarında oyuncu yokken sen bu seviyede bu performansı gösterebiliyorsun. Barcelona'ya karşı tur umudu taşıyorsun Ali Samiyen'e. Bir de olsa İyi bir Jetson Fernandez olsa, yani Rize Spor'da gösterdiği performansa baktığın zaman şu an iyi durumda. Jetson Fernandez olsa Galatasaray'a transfer etmiş olsalar ki oynayabilecekti. Benfica ile herhangi bir Avrupa maçı oynamadığı için bu sezon oynayabilecekti, liste yazılabilecekti. Jetson Fernandez olsa demek ki rövanş içinde bundan sonrası için Galatasaray çok daha fazla Ayar kurabilirdi şu anda diye. Son söyleyeceğim, baştan söyleyeyim. Maça gelince aslında beklentimizin, tahminlerimizin çok dışında gelişmedi. Barcelona, Xavi ile beraber 2022'de her maçta topa sahip oldu. Hemen her maçı böyle oynadı. Dün demiştim %65'in altında bir maç oynamış. O da Atletico Madrid maçı. %57 o da. O da çok erken skor buldu. Çok erken skor buldu. 4-1'i bulduğu için Atletico'ya karşı. Biraz daha fırsat verdi Atletico takımına. Onun dışında Barcelona zaten tüm rakiplerine Napoli, Atletico Bilbao, Valencia, Atletico Madrid ayırmaksızın tüm rakiplerine karşı topa sahip oldu. Oyun domine etti. O 2010'ların başındaki Tiki Taka ekibi kadar kaliteli bir kadrosu yok ama oyunu oraya benziyor. Sağdaki çavi yok ama kenardaki çavi de içeridekileri sağdaki çavinin zihniyetine dönüştürmeye çalışıyor. Yavaş yavaş dönüştürüyor. Galatasaray'a karşı da öyle oynadılar. Bu normal. Bu kadar çok topa sahip olmaları, oyunu 3. bölgeye yığmaları, bu kadar örerek seri pas trafiği yakalamaları normal. Ama bunun sonucunda merak edilen şuydu. Barcelona Galatasaraylı e, savunma bloğu içinde bir boşluk yakalayabilecek mi? bir uyuma anı bulabilecek mi? Bir zafiyet, bir kırık oradan içeri dalıp birinciyi bulup çünkü birinciyi bulmak mesela. Birinciyi bulduk, bulduktan sonra hem mental hem de beklenti optimizasyonu değiştiği için sonrası daha kolay olabiliyor. Birinciyi bulabilmek ise birinciyi bulabilecek bir soru buydu bulamadı. GASE o sınavı çok 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 iyi bir şekilde verdi. Daha önce Roma deplasmanda verdiği gibi, daha önce Marsilya deplasmanında, Moskova deplasmanda yaptığı gibi yine çok az pozisyon vererek, tam çok az bu, net pozisyon vererek. Diye. Tam bu noktada size bir karşı çıkmaya çalışacağım. Buyurun. İkinci dakika ve beşinci dakika hatırlayacaksınız. İkinci dakikada e, savunmadan, soldan, e, Jordi Alba uzun oynadı. Ferhan evet. Torres aldı e, topu soldan, e, savunma arkasına saktı. Bomboş ceza sahasına girdi, marka ters kademeye girerek Nelson'un ve Sabek'in arkasına marka ters kademeye girerek topu kornere vurdu. 3 dakika sonra 5. dakikada bu kez de e, yine Ferhan Torres 6 pas önünden yine Markao'nun kapatmaya geldiği pozisyonda e, kapadı. O da kötü bir vuruşla dışarıya attı ki e, yine sol yani bizim sahamızda onların geldi. solundan yine ceza sahasının orta yine maç boyunca topu hızlandırabildikleri tek pozisyonda. Orta sahada 3 pas yaptılar hatırlayın Galatasaray ceza sahasının önünde 3 pas tık tık solda boşu buldu direkt ceza sahası 6 pasa e, kale ağzına kesti Markao kapattığı için. Ferhan Torres dışarı yattı. Bunu iki kere başardılar. Bir daha da topu o kadar hızlı çeviremediler. Galatasaray çok iyi kapandı. O iki hatayı bir daha yapmadı diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Yani ikinci yarıda direkten dönen pozisyon var. E, Frenkie de Jong'la. Adama'nın çok rahat Kerem'i geçerek, falan oltu değil de Kerem'i geçerek çizgiye indiği bir pozisyon var. Yine net sayılabilecek. Ama... Berkan'ın uzaklaştırdığı mı? Evet neticesinde galiba Berkan, Berk, uzaklaştırmıştı. Evet. Ama onun dışında da hani net pozisyon diye tarif edebileceğin hani XG Doğru. gol beklentisi ölçüm elimizde olsa gol beklentisini öyle zirvelere çıkaracak türden bir son vuruş fırsat çok fazla bulamadılar. Ay, İtiraf etmek Beşten gerçekçi. sonra dediğiniz gibi bulamadılar. Bulamadılar. Galatasaray maç içinde büyüdü. Galatasaray maç içinde büyümesinde yine İnyaki Penya'nın büyük rolü var. Ha diyeceksiniz ki Nelson Marcao harika performans gösterdi. Kesinlikle. Öncelikle Marcao. Yani tam Fiil. bir lider. Evet. Gerçekten değerini bir kez daha bu seviyede ispat etti. Nelson'la yani da birbirini tamamlayan e, entegre olabilen parça özelliği. Bakın gol beklentisi 1.44. Yani o kadar 16 şuta karşılık %70'e yakın topla oynamaya ve maçın tek kale görüntüsüne rağmen gol beklentisi 1.44. Bir öteye taşıyayım. Bu 1.44'ün içinde muhtemelen bir 0.40 yok. Bir öteye taşıyayım. Hani bunlar 0.20'lerin, 0.25'lerin, 0.15'lerin toplamında 1.44. Hıh. Çünkü yani içinde çok net bir pozisyon Değer olarak 0-40 edecek bir pozisyon yok. Bence yok. Doğru haklısınız. Dün evet. düşünüyorum hani 0-40 edecek pozisyon var mı? Belki 0 30 edecek bir pozisyon var. Diyorum ]mış. ya ikinci dakika ve beşinci dakika. Bir daha öyle bir yakalanmadı evet. Galatasaray. Beşinci dakikadaki zaten çok düşüktür gol beklentisi. Çünkü marka orada Bu blokladı yani. Vuruş yapamadı bile doğru düzgün. Memphis. İkinci dakikadakinin olabilir. Hani... Ferran Torres'i miydi o? Ferran da orada doğru bir ceza işte Alba'nın şutu var. Belki onların yani 0 25 0 Hepi topu 1.44 ediyor işte. Hepi topu da 1.44 evet. ediyor ki 16 şutun toplamı 1.44 ediyor. Galatasaray pozisyon verdi. Maçın zaten hikayesi hep pozisyonlardan ee, müteşekkir. Lakin net pozisyon vermedi. Doğru. Bu da defansif başarı işaret. Ediyor. İlk 45 dakika Galatasaray ara ara Barcelona'nın tamamlayamadığı hücumlarda ve Penya'nın sihriyle çıkış da yaptı. Kerem'le bir pozisyon da buldu. Bir yarım pozisyon daha buldu Kerem'le. İkinci 45'te yani Gomis'in sayılmayan daha doğrusu haklı olarak iptal edilen golü dışında o da yok. İkinci 45'te Barcelona oyuncu değişiklerini yapınca oyun tamamen rakip yer alana yıldı ve dönenleri de toplamaya başladı. Orası daha zor. ya yani i̇kinci 45'te o savunma konsantrasyonunu o seviyeye tutmak daha zor bir sınav. Çünkü birinci 45'te zaman zaman da olsa nefes alıyordu Galatasaray. Ara ara topu rakip yer alana taşıyordu ve nefes alınacak, düşünecek, tansiyonu ve nabzının normale düşeceği anlar oluyordu. İkinci 45'te o olmamaya başladı. Top Galatasaray'a hiç geçmemeye başladı. Galatasaray geçtiğinde hemen iade etmeye başladı. Barcelona'ya ve inanılmaz bir atak sürekli. Bu durumda bile Pena, Marca, Nelson ve arkadaşlarının, Berkan'ın Taylan'ı da katabilir sonraya. Bu kadar Aile yüksek konsantrasyonla oynaması, oynaması. Bu kadar savunma sürekli onların da sağlaması. Savunma konsantrasyonu sürekli sağlaması. Büyük bir iş. Büyük bir başarı. Rovanş'ın umut veren. Rovanş'ta da farklı bir maç olacağını bu arada düşünmüyorum. Galatasaray biraz daha fazla topa sahip olur. Biraz daha fırsat yakalar ama yine Barcelona oyun domine eder. Yani gerçekçi olmak lazım. Bu Barcelona Barcelona'da, İstanbul'da da, Kuala Lumpur'da da, Sidney'de de, Kuzey Kutbu'nda da, Güney Kutbu'nda da. Nerede karşıza Galatasaray'la? Domine eder oyunu. İstanbul'da o domine edecektir. Ama İstanbul'da Galatasaray'da daha fazla fırsat yakalama olacaktır hedef. Ve taraftarıyla beraber daha fazla fırsat yakalayacaktır belki de. Belki de beraber bitecek, uzatmalara gidecek. Belki o bir altın golü, tarihinde defalarca yaptığı gibi ne bileyim 90'larda bir Eintracht Frankfurt var. Bir altın golle bulduğu ve geçtiği işte daha öteye taşırsak 2000'ler Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'ya karşı bir 2-1 var. Yani o bir tane gol bazen kaderini değiştirir. Belki onu bulacak umarız. Ama umutlu. Yine de e, insanın içi şöyle bir cız etmeden duramıyor. Yani Jetson Fernandez şu takımda olsa Rövanş için çok daha mutlu olurdu. Galiba. Hayal kurdururdu. Tabii. çünkü en büyük eksiği o görünüyor. Evet. Çünkü muazzam bir savunma, saşa boyu harika performans, Fananold elinden geleni yaptı, stoperlerin kaleci mükemmel, ön tarafın koşucu Barcelona karşı da uygun formasyon. Bu daha kaliteli olabilir mi? Olabilir. Ama orta saha'na bakıyorsun, yani orta saha'da bir tane kaliteli olsa sanki şeyi değiştirecek, ritmi değiştirecek. Savunma performansı konusunda. İkinci ve beşinci dakikalarda onun kanadından geldiği ve hep Nelson'un arkasına saktığı için ben orada iki puan kırdım ondan. Ama Marka o söylediğiniz gibi tam bir lider. Her yerde basmadık yer bırakmadı. Penya ile beraber dün akşamki başarının önüne gelen mimarlarından birisiydi. Her ne kadar Kerem evet muazzam bir geçiş yaptı soldan girdi ceza sahasına. Vuruşu son anda şeye çarptı savunmaya çarptı. Son anda değil ilk anda vuruş anında savunmaya çarptı ve gitti ama ee, muhtemelen çarpmasa Galatasaray için şu anda farklı konuşuyor olabilirdi. Gol olabilirdi. Ama penya ile Marka gerçekten dün akşam muazzam bir oyun oynadılar. Arkadaşları da ona ayak uydurdu. Tebrik etmek lazım onları da. Şöyle bir not almışım. Taylanda çok iyi oynuyor diye. Dün akşamki oyun yani Galatasaray'ın Avrupa e, kupasında e, kendisini buraya taşıyan oyunu içerisinde Tayland da parlamıyor mu? Ya, evet orada parantez açmak lazım. Önemli parantez bu. E, o zaman derler ki adama bu Galatasaray Lig'de niye 12. Ya da haftalarca Galatasaray'ı niye eleştiriyorsunuz? Şu anda niye bu kadar hunharca övüyorsunuz diye bir soru geliyor bir akla. Çünkü bu kadro bu oyuna uygun. Geçiş. Avrupa Ligi grubunda %44 toplu oynadı Galatasaray. Ama Süper Lig'de %44 toplu oynayıp kazanma şansın yok. Çünkü çok az takım senden topu istiyor. Belki Trabzonspor, Bravo. belki Beşiktaş, işte Alanya Spor belki. Yani 4. 5. belki Konya Spor maksimum 5 takım var ligde senden topu isteyebilecek. Ama kalan 15 takım senden topu isteme %60-65 topa sahip olman lazım. Galatasaray %60-65 topa sahip olduğunda da Taylan Berkan çok sırıtıyor. Topa sahip olduğundan oyunda, domine eden oyunda onlar Galatasaray standartının altında kalıyorlar. Ama rakip topa sahipse Barcelona gibi, Marsilya gibi Roma'daki Lazio gibi o zaman Berkan Taylan anlam kazanıyor. O zaman değeri var çünkü pas arası yapıyorlar. Çünkü serseri top kazanıyorlar. Çünkü dinamikler, çünkü yürekliler. Çünkü koşuyorlar, çalışıyorlar. Kazandıkları topları iyi mi kullanıyorlar? Hayır. Ama kazanıyorlar. Rakip bozuyorlar. Maç içinde kalıyorlar. Bu yani bu oyun anlayışına uygun oluyor. Sezonda işte. sana 10 maç uygun. Ama 10 maç uygun. Ama sezonda 50 maç var. Galatasaray'ın sorunu o. Galatasaray orta sahasında yetenekli oyuncu lazım. Yetenekli oyuncu yok. Galatasaray ön tarafına daha yetenekli oyuncular lazım. Yok. E bu maçlarda Taylan, Berkan, Berkan da bence çok pas yaptı mı yaptı yine. Ama çok da pas arası yaptı. Berkan'ın anlam kazandığı maçlar bu maçlar. Top Galatasaray'ın rakibinde olduğunda Berkan çok pas arası yapıyor. Ama dediğim gibi o da sezonu 4-5 maç. Derin mat. savunma yaparken bu iki evet. oyuncunun özellikle Taylan'ın fark yarattığını söyleyebiliriz. Marka ile Penya her zaman fark yaratıyor. Bu iki oyuncunun özellikle bu maçlarda ayrımı bu şekilde yapabiliriz herhalde. Demin Jetson Fernandez hayal kurdurabilirdi ya da o tarzda bir oyuncu hayal kurdurabilirdi. Neden Jetson Fernandez diyoruz? Çünkü alma ihtimali vardı Galatasaray'ın. Birçok insan alınacak gözüyle bakılıyordu. Tercih edemedi. Başkan da bunun açıklamasını yaptı. O tarzda bir oyuncu Galatasaray'ın en büyük eksiği diye zaten sezon başından beri söyleniyor. Peki Gomez oyuna girdikten sonra acaba Gomez de başlasaydı diye düşündünüz mü? Size onu dedirtti mi? Ya bu konuda çok yüzde kanaat sahibi olamıyorum. İki e, görüşünde kendince haklı argümanları olabilir. Mustafa Muhammed bir defa çok seri oyuncu. Şu an fiziksel olarak da iyi seviyede. Koşucu oyuncu. Galatasaray uzun metrajlı top atacağını düşündü. Özellikle Penye üzerinden. O koşulara da Mustafa Muhammed'le kelam yapacak diye düşündü Torrent haliyle. Şimdi Gomis'e attığın topla Gomis orta yuvarlakta buluşursa o topu rakip kaleye kadar Barcelona'nın genç stoperlerini ekart ederek götüremez. Ama Mustafa Muhammed belki götürebilir. Kerem belki götürebilir diye düşündü. Domenek Torrent. E, ee, Gomis'in de başka hususiyetleri var. Çok iyi saklıyor topu. Çok iyi koruyor. E, kavga etmeyi, baş etmeyi biliyor. Bu, bu seviyede deneyimi var. Ee, Peki. bu oyun çerçevesinde Muhammed tercih etti. Bu oyuna Muhammed daha uygun diye düşündü. 10. dakika itibariyle aldığım notu okuyacağım. Size Galatasaray kaptığı toplarla hemen savunma arkasına tek pas oynayıp hızlı çıkmaya çalışıyor. Feguli'nin iki denemesi de hızlı oldu. İsabet sağlayamadı. Evet. Yani o bahsettiğiniz e. şeyi çok yapamadı Muhammed'e. Yapamadı. O yüzden Şimdi, hani acaba farklı olur muydu diye ama. Barcelona'nın çok iyi bir orta saha rotasyonu var. Pedri ve Nico Gonzalez 45 e çıkmış olmasına ama o topları çok iyi topladılar. Sergio Busquets olmamasına rağmen. Çünkü o bahsettiğiniz toplarda savunma savunması değil de önce orta saha savunması devreye giriyor. Barcelona'nın orta saha sadece çok değil aynı zamanda sezgileri çok güçlü. Pas arasında iyi yapan, topun nereye gideceğini iyi sezen, doğru müdahaleler yapan oyuncular. Ben Nico Gonzalez'ı çok beğeniyorum. Dün 45 dakika oynadı. 20 yaşındaki oyuncu. Fran oğlu. Fran da Fran da çok iyi bir topçuydu. Deportivo'nun efsane kadrosundan. Pedri de öyle. Sezileri çok güçlü. Şimdi zaten Barcelona ofansına bakıyorsun. Dün Barcelona ofansı ne göründü bize? biraz seçenekleri kısıtlı göründü. Biraz opsiyonları dar göründü. Ne zaman opsiyonlar genişledi? Bir adama Traore çalım attığı zaman Barcelona'nın hücumunun rengi değişiyor. İki, Pedri kendi etrafına döndüğü zaman. O kadar doğru dönüyor ki, o kadar Çavi'yi Iniesta ya yanım satıyor ki. Ve çok sakin değil mi? E, sakin, Çavi ile Iniesta Sanki Iniesta'da ağır öğrendi. çekimde yapıyormuş gibi ama değil. Ben e, şöyle söyleyeyim. Iniesta 84'lü, Çavi 80'li. Yani Iniesta'yı 19-20 yaşında statta izleme şansı buldum. Böyle bir şanslı spor severim. O zaman da bu şeylere sahipti Iniesta. Böyle dönüyordu. Oyunu bu kadar iyi okuyordu. Bu sezgilere sahipti. Pedri'de zaman zaman o, o, kıvılcımları görüyorsun. Ha, Çavi Iniesta olabilir mi? Çok zor. Çavi Iniesta olmak. Dünya futbol tarihinde. Doğru. Geçmişinde de Çavi Iniesta yok denecek kadar az. Gelecekte de belki yok denecek kadar az olacak ki. Üç büyük turnuva kazandı. iki Avrupa Şampiyonu, bir Dünya Akbası. Bunu yapan da başka oyuncu yok bildiğim kadarıyla. Xavi, Iniesta ve İspanyol meslektaşları dışında. O yüzden bilemiyorum Pedro o seviyelere gelir mi ama zaman zaman o, o sinyalleri veriyor. O bahsettiğiniz ucumları da Barcelona'nın çok güçlü sezgileri olan orta sahası kesiyor. Kesiyor yani. Gomis olsa olur muydu? Olabilirdi belki ama işte hepsi varsayım. Torrent'i de anlıyorum. Muhammed de koşucu oyuncu diyor. Hiç değilse top tutar. Arkadaşlarının pozisyon almasına top tutardı, evet. yardımcı olur. Kaybetmiyor çünkü biliyorsunuz aldığı zaman. Şimdi topu çok uzun metrajda oynuyorsan Gomis'in top tutması da işe yaramayabilir. Çünkü uzun metrajda oynuyorsun ya etrafında oyuncu bulabilir mi bulamaz mı onu da düşünmüş o haber. 40-50 metrelik toplar attığın zaman bir anda savunma planına, hücum planına geçmek kolay değil. Bayağı mesafe var. Herhalde zaman, Mustafa Mehmet savunma arkasında koşu yapar diye düşündü. Tek yani. O zaman hücumdan taviz vererek Galatasaray savunmadaki kompakt duruşunu bozmamayı tercih etti. Evet. Aksi halde Konya Spor maçındaki handikapları yaşarım. Konya maçı o zaman iyi bir ders çıkarmışlar Konya Eksike Değil mi? Galatasaray kaç kere hücumda kalabalıklaştı? Dün akşam mı? Kalabalıklaşmayı soruyor Hiç. Neredeyse hiç. E plan bu olunca Gomis yerine Muhammed tercih belki anlaşabilir. Doğru, Çünkü Gomis faktisinde. indirir de diyorsun ama kime indirecek? Saklayacak da oynar diyorsun ama kime oynayacak? Doğru. Galatasaray kalabalıklaşmadı pek hücumda. O yüzden Muhammed'in patlayıcı koşullarına umut bağladı. Tüme vardık değil mi o zaman? Bir bakıma öyle oluyor. Yani Torrent'i anlama çabası. Bütün tek tek anlamaya çalışıyoruz. Çünkü sonuçta ya futbol yorumculuğunda en kolay argüman X değil Y oynamalıydı. Demek. Ama 50 yıldır futbol yorumculuğu böyle yapılıyor. Mümkün olduğunca biz de bu programda hani bunun üzerinden değil de başka argümanlar üzerinden okumaya çalışıyoruz oyunu. Yoksa benim de fikrim var. Ben de rahatlıkla sağ bekte şu olsun, sola çıkta bu olsun diyebilirim. Ama mümkün olduğunca elimden gelince öyle dememeye çalışıyorum. Şimdi spor gazetesine bakacağız. İspanyol, İspanyollar nasıl başlıklar atmış değerli izleyenler. Spor gazetesi fren yaptı başlığını atmış. Barcelona Galatasaray savunmasını aşamadı. Şimdi İstanbul'da kazanmak zorunda. Xavi'nin rotasyonu hiçbir etki yapmadı ve devre arasında 3 tane değişiklik yapmak zorunda kaldı. Gerard Pique, Busquets ee, ve Dembele. Dembele. Oyuna girdi diye hatırlatıyor okuyucusuna. Bir sonraki sayfamız Mundo Deportivo gazetesi final İstanbul'da demiş. işi revanşa kaldığını yazıyor. Kiralık olarak Galatasaray'a giden Inyaki Peña Barcelona ataklarını durdurdu demiş. Ki iki gazetenin de doğru tespitler yaptığını söylemek mümkün. Uğur Bey şurada e, aşağıda gerçi bir parantez açalım mı bilmiyorum. Chelsea ile alakalı bir başlık var. Chelsea donduruldu demiş ve Roman Abramovich'in bir fotoğrafı konmuş. Buna bakma şansınız oldu mu? Evet dünün tüm e, dünya spor kamuoyundaki herhalde en flash gelişmesiydi. Evet beklenmeyen bir şey değil beklenen bir gelişmeydi ama hani kapsamı ve biçimi merak ediliyordu. Dün karar alındı. Chelsea kombine kart sahipleri dışında yeni bilet satamayacak. Oyuncu alım satımı yapamayacak. Kontratı devam edenler evet. Maaşlarını almaya devam edecekler ama oyuncu alım satımı yapamayacak. Mesela seyahatlerle ilgili bütçeyi 20 bin poundla kıyaslamış. Şöyle detaylar var haberlerde yok ama ben tüm detayları okudum. Seyahatlerle ilgili bütçeyi 20 bin poundla kıyaslamışlar. Mesela bunun, bununla ilgili bir söylenti var yetmeyebileceği söylentisi var. Bunun sebebi sadece sahibinin Roman Abramovich olması mı? Evet Abramovich'in bütün gelirlerini sportif gelirlerini durdurmak oradan para kazanmasını durdurmak ayrıca şirketin, Chelsea şirketinin üzerindeki hani ticari mali kararlarını kısıtlamak, yok etmek. Yani bir bakıma Chelsea ile ilgili kararların şu anda e, yasal otorite tarafından alınması. Bu konuda nasıl bir bakış açısı geliştirmek gerek, çok dikkatli seçmek lazım cümleleri. Çünkü bir tarafta savaş sürüyor. Yani savaşın, bunu ilk günde buradan söyledik, savaşın açıklanabilir bir yanı yok anlaşılabilir bir yanı yok. Tamamen bir saçmalık. Yani savaş dedi tamamen saçmalık. İnsan insan mağdur etmekten başka Allah korusun hayatını kaybedenler bir yana insan mağdur etmekten başka diyorum ya saçmalık. Ama diğer taraftan sadece sahibi Rus olduğu için de bir kulübün mücadele hakkının elinden alınması da bir acayip değil mi? Özellikle İngiltere gibi bir yerde. Evet. Demokrasiden, öz, hür iradeden, fikir özgürlüğünden ve ne deniyor? Hür teşebbüs özgürlüğünden hiçbir şekilde taviz verilmeyen bir ülkede öyle midir değil midir öyledir demiyorum. Yanlış anlaşılmak da istemiyorum ama bana sanki bu yaklaşım çok doğru gibi de gelmiyor. Satılması konusu gündeme gelmişti. Yine burada değinmiştiniz. Satışını da engellediler şu an. O da yani. Şu anda satamıyor. Bu Ama onunla ilgili yeniden değerlendirme olacakmış. Duruş sergilemekse eğer sanki çok sağlıklı değilmiş gibi geliyor. Bilmiyorum siz ne dersiniz? Şimdi bir kanıt delil ortaya koymadılar Abramov için. Putin'le olan yakın ilişkisi söylensi dışında bir delil kanıt ortaya koymadılar. Yani mesela işte Avanovich bir şekilde savaşı finanse ediyor diye bir kanıt ortaya koymadılar. Elbette. Böyle bir kanıt ortaya koysa bilsek e, zaten zaman, biz de deriz ki evet gerekirse bu Savaş olmayacak mı o zaman? Ama belki bununla ilgili güçlü ellerinde deliller varsa, güçlü hissiyatları varsa ama henüz kanıtlayamadılarsa e, böyle bir frenleme anlaşılabilir evet, hani, diyorsunuz tedbir amaçlı böyle bir frenleme mi gittiler acaba diye o yüzden ben de hani sözcüklerimi seçerek kullanmak durumunda kalıyorum yoksa bana da şu aşamada ya yani neden yani neden Chelsea kulübün Chelsea sporcularını mağdur edersiniz ki orada kontratı süren oyuncular var. Aynen öyle. Ee, son şampiyonlar şampiyonu. çok Sadece... iyi bir tek direktörleri var falan filan. Abramoviç'i cezalandırmak değil bir kulübü cezalandırmak evet. anlamına geliyor. Tekrar söylüyoruz, Uğur Melek'e de aynı konunun altını çizdi. Yani işin insani boyutu falan bunun tartışılacak yanı yok zaten. Savaşı haklı görülecek hiçbir şekilde bir yanı yok. Sadece bu uygulama, daha farklı bir şey yapılabilirdi mesela. Bilmiyorum ne olabilirdi? Kulüp ligden çekilebilir miydi? Kolay bir şey değil. Ama madem böyle bir yaklaşım yapacaksın, belki toptan böyle bir şey yapılabilir miydi? Mantıklı mantıklı zaten sadece aklıma gelen opsiyonları söylüyorum. İki, bir şekilde kulübü alırsın şeyin elinden, Abramovic'in elinden ama o kadar çok Kılcal damarlarla bağlanmış ki ne kadar borcu var, ne kadar alınmış, Tabii, ne kadar şöyle, kararı lazım. E, ko kolay bir iş de değil. Onun ölçümünü yapabilmek kolay bir iş de değil. Dolayısıyla şu anda bir duruş sergileyebilmek için yapılabilecek en pratik hamleler bunlar muhtemelen. Onlar da oturdular, düşündüler ve bunları yapalım diye karar verdiler. Ama işte sonuçta e, şeyi Chelsea'nin eşit şartlarda rekabet kulübün eşit şartlarda rekabet şansını baltalıyorlar biraz. Tabii. Sadece dile getirmek istediğim oydu haklı haksız kısmını herkesin bir fikri var. Tabii tabii. Savaştan bağımsız olarak ne Muhtemelen kadar bağımsız soruşturma devam ediyor. İnceleme sürüyor. Bu inceleme çerçevesinde de inceleme sürerken Abramovich'in satış yapmasını istemediler. Kulübü satabilmesi çünkü bir an önce satma yoluna gitti ya Abramovic satmaya çalıştı hatta adaylar ortaya çıktı. 5 Beş... Üç kişi miydi? Dört, dört kişi. Üç dört, kişiden Haber 4 söz ediliyor. Kişi. Bir iş adamı ciddi bir şekilde bir konsorsiyumla görüştüklerini açıkladı vesaire vesaire. Sanırım onu istemedi İngiliz hükümeti. Şu anda Abramovic'in Chelsea kulübünü satması, hislerini satmasını istemedi. Onu şimdi durdurdu. Bununla ilgili çünkü tekrar değerlenme yapacaklarmış. Satış izin verip vermeme konusunda. Yani elimizde yeterli bilgi, delil olmadığı için değerlenme yapmakta zor ama bizim baktığımız pencere, sportif pencere. Hani sporcular mağdur oluyor. Spor adamları, spor insanları mağdur oluyor. Kadın futbol takımına mağdur oluyor. O 10 yıldır çalışan bir tek tek türü, çok iyi bir takımları. Avrupa'nın en başarılı kulüplerinden biri Chelsea kadın futbol takımı. Onlar da mağdur oluyor. Ee, bütün bu çerçevede evet bir futbol sever olarak bir rahatsızlık yarattığı kesin. Ama önümüzdeki günlerde gelişmeleri görmek lazım. Şunun altını bir kez daha çizelim. Şimdi çıkıp birisi de diyebilir ki ya kardeşim orada da Ukraynalılar mağdur oluyor. Tabii konu, oluyorlar. Bunun, bunun tartışılacak tarafı yok. O bambaşka. Biz sadece buradaki uygulamadan bahsettik ve ne kadar savaştan bağımsız düşünebilirsin o da ayrı konu. Zaten soruşturma sürüyor dediniz. O soruşturmanın sonuna göre sadece olayın böyle de bir boyutu var. Bir bakış açısı her zaman yaptığımız gibi bir bakış açısı açmak sunmak istedik sizlere. Konuyla alakalı biraz da dağıttık. İspanyollar da doğru tespitte bulunmuş. Gün sonunda Uğur Bey'cim Galatasaray'ın doğru savunma yaptığını, kanatlara yönlendiğini, ortaya çok iyi kapattığını, Marka önderliğinde ve Peña'nın e, savunmasıyla ve ceza sahasında kaç kişi varsa onların hepsiyle uyumlu hareketinden bahsetmişler. E, dedik ya Kerem biraz öne çıktı dün akşamki o özellikle slalom yapıp ceza sahasına girdiği pozisyonda ama Peña 90 dakika boyunca çok doğru durdu. Çok Marcao doğru ve durdu. Peña. Topu çok doğru kullandı. Uzun Maşallah. uzun zamandır bu yaşta, yaşı da genç, bu ligde topu bu kadar iyi kullanan bir oyuncu görmemiştik. Yaşı da genç, ayağı da çok iyi. Çok da doğru yere açılıyor Galatasaraylı oyuncular. Belli ki bunu antrenmanda çalışıyorlar. Demarke pozisyonu alıyorlar. Penye pas opsiyonu yaratıyorlar. Demek ki gelişilebilir. Bu konudaki Galatasaraylıların e, gelişimi olumlu. Şöyle bir e, hissiyat doğuruyor Galatasaray'ın şu hali. Şimdi Galatasaray Avrupa Ligi gruplarını da zaten, Böyle oynadı. Yani bu Fatih Terim'in mirası. Fatih Terim'in Avrupa Grupları'ndan bir oyun mirası var. Torrent'te bunu korudu ve Barcelona karşı sergiledi. Ama Torrent'in de geliştirdiği bir şey var. Penya ile ön alan oyuncuları Kerem Babel, bazen Mustafa Mehmet arasındaki o 40-50 metrelik pas, doğru pas bağlantısı. Belli ki bunu çalışıyorlar. Doğru yere açılıyorlar. Demarka vaziyette topla buluşmayı başarıyorlar. Demek ki çalışırlarsa başka departmanlarda gelişebilirler bu Galatasaray için belki bir umut, bir umut olabilir. Bir umut ışığı. Çünkü ben hatırlarsanız ligde pozisyon pozisyon değerlenirken ya bunlar ne çalışıyor? Duran top savunmasında bir gelişme yok. Gerileme var. Duran top ofansında bir gelişme yok. Gerileme var gibi analizler yapmıştık görüntülü. Orta sahada olağanüstü basit basit top kayıpları var. Dün nihayet Barcelona önünde bu penyayla ile ön alan oyuncular arasındaki pas balansı bir gelişme. Bir gelişme gördük. Bir şeyler çalışılıyor belli ki. 79. dakikada Feguli çıktı. Çıkaldı girdi. Çıkaldı avı nasıl buldunuz? Kalan süre içerisinde. Savunma yapmak durumunda kaldı bütün oyuncular. E, yorulmaları normal. Çünkü 4 oyuncu değiştirmişti Barcelona o dakikaya kadar. Hatta o dakikada 5. de değiştirdi. Ve Pique, Busquets, Dembele, Aubameyang. E, çok güçlü isimler, marka isimler. Hepsi de kendilerini göstermek. Bu seviyede de göstermek. Takımların ileri taşımak. Üzerinde olmayan Avrupa Ligi kupasını kazanmak. Şampiyonlar liginde gruplardan başlamak. Ha lig pozisyonundan da büyük ihtimalle onu başaracaklar ama e, şu anda ciddi bir rekabet var İspanya liginde. Yani puanlar birbirine yakın. Kim istemez ki Avrupa Ligi kupasını kazanayım. Hiç e, bir endişe duymadan şampiyonlar yine birinci torbadan gruplardan başlayayım. Bir de birinci torbada olacaksınız Avrupa Ligi şampiyonu olduğunuz zaman. Ama İspanya liginde şampiyon olmaları çok zayıf. Dolayısıyla birinci torbada olamayacaklar. Yani en avantajlı rotasına bakarsan. Avrupa Ligi şampiyonluğundan birinci torbaya girmek Şampiyonlar Ligi'nde. E, i̇zleyicimiz Gürkan Bey, Gürkan Mutlu demiş ki Galatasaray'ın özellikle Avrupa Ligi'ndeki oyun anlayışı Euro 2024'te şampiyon olan Yunanistan'a benzemiyor mu? Benziyor. 2004, 24 nerede çıktı özür dilerim 2004'teki. Benziyor. Reha gelin, Oto Reha gelin. Zagorakis'in liderliğinde ve Haristeas'ın bitiriciliğiyle bütün dünyayı şok ettiği belki de 21. yüzyılın futbolda en büyük sürpriz Yunanistan'ın 2004 Avrupa Şampiyonu olması. Ama onun bir tık bir tık üstü. Yani o kadar korkutucu, sert bir savunma, sert bir orta saha savunması değil. Ya yani 4 gol attı sonuçta İstanbul'da. Lazio'yu yendi, Marsilya'yı yendi. Ee, o kadar değil. Çünkü Yunanistan'ın tek galibiyet opsiyonu var neredeyse 1-0. Başka bir opsiyonu yok. Duran toptan. Çoğunlukla, çoğunlukla duran toptan veya, veya araya atılan toplardan tek opsiyonu 1-0 gibiydi. Çok tamamen sert oyuncuların oluşan bir orta sahası vardı ve bir peri masalı Euro 2004 Yunanistan'ın şampiyonluğu. Leicester City'nin mesela Premier League şampiyonu da benzetirler zaman zaman. %42 toplu oynama ortalamasıyla Premier League şampiyonu oldu diye ama yok ben benzetmem. 6-7 maçlık turnuva başka bir şey. 38 maçlık lig maratonu başka bir şey. Tabii. 38 maçlık lig maratonunu Otoreagel'in Yunanistan'ı metodu ile kazanamazsın. Haksızlıktır yani ama İngiliz medyası çok benzetiyor ve deliriyorum. Yani İngiliz medyasının Yunanistan 2004 ile benzetmesi, Leicester City 2015'i bana sağlıklı gelmiyor. Toparlayacak olursak eğer biraz tabii e, günkü başlıklarda e, olayın hamasi boyutu da e, seyirciyi, okuyucuyu yakalamak üzere öne çıkarılmış. E, sadece şunu söylemek istiyorum Galatasaray Barcelona karşısında seçtiği doğru oyunu, 90 dakika boyunca doğru bir şekilde oynayarak istediği sonucu, e, istediği sonucu değil, kötü olmayan bir sonucu aldı. Tebrik edelim. E, yani hani yok fark bekleniyordu, yok şöyle onları bir kenara bırakalım. Son derece doğru bir oyundan e, ve bu oyunu doğru oynayarak e, Galatasaray deplasmanda, Barcelona deplasmanda 0-0 duruyor. Başarı mıdır? Aynen öyledir. Şimdi Rövanş'a İstanbul'daki karşılaşmaya bakacağız. Var mı eklemek istediğiniz bir şey? E Daha kolay olmayacak. İstanbul'da Gürevaş. Barcelona bir kez Galatasaray oynamış olacak. İkinci kez oynadığı için daha fazla veri olacak elinde. Birinci maçtaki hatalara düşmemeye çalışacak. Adam dışında başka türlü savunma dengesini bozacak. Planlar üretmeye, yaratmaya çalışacak. Muhakkak ki o sınavında başka e, argümanları, başka şıkları, başka soruları ve başka çözümleri olacak Torrent'in önünde. Torrent de buna çalışacaktır. İyi tanıdığı bir kulüp var takım markasında. 2000'in de iyi tanıdığı bir takım var. İyi tanıdığı oyuncular var. Ona göre bir hazırlık yapacaktır. Yani şundan emin olsun spor severler. İstanbul'da farklı sorular, farklı çözümler. Benzer oyun ama farklı sorular, başka çözümler olacak. İzleyeceğiz. Ali Samiyan Avrupa'nın büyülü önemli futbol atmosferlerinden bir tanesi. Galatasaray'ın oraya tek maçmışçasına dönüyor olması harika. Adeta tek maç bir final oynayacak. İlk maç oynanmamışçasına tek maç İstanbul'da oynuyormuşçasına bir final oynayacak. Kazanırsa turu geçecek. Berabere arası uzayacak. Adeta tek maçlık bir final. Başlı başta büyük bir avantaj bu maçın, bu tek maçın İstanbul'da oluyor olması. Canı gönülden tebrikler Galatasaraylara ve canı gönülden başarılar Rovanş için diyelim ve bir araya gidelim değerli izleyenler aranın ardından da yine gündemi son birkaç gündür meşgul eden konulardan bir tanesi Merkez Hakem Kurulu'nun 8 Mart'ta aldığı kararlar. Dün hatırlayacaksınız Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ilk defa televizyonda bir canlı yayına katılmış ve Bein Sports'un sorularını yanıtlamıştı. O röportajın ardından o açıklamaların ardından neler yazıldı, neler çizildi, neler konuşuldu? Uğur Meleke neler düşündü? Hepsini aranın ardından konuşacağız. Değerli izleyenler ilk olarak Sabah Gazetesi'ne bakacağız. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Doktor Ferhat Gündoğdu'nun dünkü Beyin Spor'sa verdiği açıklamalarının ardından mesela Sabah Gazetesi şu başlığı atmış. Sistemi tıkadıkları için yolumuzu ayırdık. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu 13 hakemi devre dışı bıraktıkları 8 Mart kararlarının gerekçelerini açıkladı. Bazı arkadaşlarımız bilerek veya bilmeyerek kurumun üzerinde davranışlarda bulunmaya başladı. Sistemin önünü açmak için tıkanıklığa sebep olan kişilerle yollarımızı ayırdık. Türk futbolunun bir gün bile beklemeye tahammülü yok. Özellikle şunu da okumak istiyorum klasman düşürülen veya görevdeki arkadaşlarımızın adını anmak bile istemeyeceğim suç örgütleriyle ki bu konu Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın açıklamalarının ardından da o da bir tuz biber ekmişti. Hani öyle mi? Çünkü evet, o zaman evet, ne demişti? Evet. Ee, Sayın Murat Sancak, buradan sesleniyorum. FETÖcüleri temizleyin. Evet. Değil mi? Eee demişti. Ee, Ferhat Gündoğdu da kesinlikle bu noktanın altını çizerek adını anmak bile istemeyeceğim suç örgütleriyle veya illegal işlerle ilişkilendirilmesinden rahatsızım. Yılların yıpranmışlığıyla bazı arkadaşlarımız bilerek ya da bilmeyerek kurum üzerinde davranışlar içinde olmaya başladı. Ne dedim ben? Kurumun üzerinde davranışlar içerisinde olmaya başladı. Hakemlerden beklenen rahat ve hür iradeyle karar vermeleridir. Bu etkileşimin kuruma zarar verdiğine kesin kanaat getirdikten sonra 10 haftayı beklememeye karar verdik. Türk futbolunun bir gün bile beklemeye tahammülü yok. Türkiye Futbol Federasyonu ve kulüplerden talep gelmedi. Bu listeden tamamen ben sorumluyum. Herhalde en güzel özetleyen dünkü konuşmada öne çıkan e, Sayın başkanın sözlerinden cümleler bu. S sadece ha yok hepsini özetlemiş bu paragrafta. Kesinlikle herhangi bir suç örgütüyle alakaları yok sadece yıpranmış durumdalar kamuoyunun yeni üzere ihtiyacı vardı dedi ee, ve bazı arkadaşlarımız da merkez hakem kurulunun üzerinde görüyorlardı kendilerini şimdi bakın geç öbürlerini de okuyayım da ondan sonra ikinci sayfamız geliyor ekranlara takvim gazetesi karar doğru zamanlama yanlış. Kulüpler Birliği dün Merkez Hakem Kurulu'nun aldığı karar sonrası toplandı. 4 saat süren toplantının ardından açıklamalarda bulunan Ahmet Ağoğlu, Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağoğlu, bu uygulama keşke devre arasında olsaydı. Yetişmiyorsa sezon sonunda yapılması çok daha doğru ve uygun olurdu diye konuştu. Yani karar doğru zamanlama yanlış. Konuyla alakalı bir diğer başlığımızda derbiyi Atilla olan yönetecek hakemler açıklandı ama bunu isterseniz daha sonraya bırakalım. Sayın Ahmet Ağaoğlu'nun söylediği gibi dün sayın başkanla da yayın sonrasında ufak bir sohbet etme şansımız oldu. Kurum yönetici midir? Yöneticidir. İdareci midir? Yani bu hakemlik dünyasını idare? Evet, merkez hakem kurulu idare ediyor. Var olmasının sebebi bu. Bir karar alabilir. Bu karar kamuoyunda yerine de oturmayabilir. Ama sonuçta kurumun karar alma hakkı var mıdır? Vardır. Bütün bunu tartışılır hale getiren konu ve büyüten konu zamanlama Zamanlamaz. meselesi. Dün de bir gün dahi beklemeye şansı yoktur şeklinde ifade etti Güntekin onayı üst üste sordu. Bir gün Türk futbolunun bir gün daha bizim bir gün daha bekleme şansımız yoktu dedi. Yani anlaşılmayan dünyanın en doğru şeyini söylese cümlesini kursa dahi işte bu zamanlama meselesi bozuyor bütün dengeyi. Aynı Ahmet evet. Bey'in söylediği gibi Oradan mı başlayayım bilemedim ama bir gün daha beklemeye tahammülü olmayan konunun hafta sonu farkında değiller miydik ki birçok hakeme görev vermişlerdi? İşte madem şu an konuşuyoruz Cüneyt Çakır hafta sonu maç yönetti. Bu 8 Mart'ın konusu değildir dedi. Bir buçuk aylık bir çalışmanın bir buçuk aydır izliyorduk, değerlendiriyorduk dedi. Ama Cüneyt Çakır'a da 12 Çünkü, maç görev veren kendi evet, merkez. Doğru. Cüneyt doğru. Çakır bu sezon 17 maç yönetmiş. 12'si Ferhat Gündoğdu merkezi vermiş ve ligin en çok maç yöneten 3. hakemi adlandırmış. Ee, Yaşar Kemal Uğurlu ve Halil Umut Meder'le beraber 3 hakemden biri en çok maç yöneten. O zaman 2 aylık 2,5 aylık bir teknik değerlendirme ise bu performans değerlendirmesi ise Cüneyt Çakır'a niye 17 maç yönettirdiniz bu sezon? Gitgide o sayının azalması performansları kimin yukarı çıkıyorsa onların artması lazım yani şu an kalan hakemlerin. O yüzden orada bir çelişki ortaya çıkıyor ister istemez. Şaibeden asla bahsedilemez ve bu iddialar bizi de rahatsız ediyor dedi. Zaten hani Allah korusun böyle bir durum söz konusu değil. Bildiğimiz kadarıyla. Zaten yani. sezon sonu bu yeni klasman açıklamasını yapsaydık kimse şaibeden bahsetmeyecekti. Aynen öyle. Şaibeden bahsedilme sebebi Zamanlama. klasman değişiminin zamanlaması. Evet yasa buna izin veriyor ama teamülen devre arası ve sezon sonu ve veya sezon sonu yapılması tabii ki daha daha doğru olurdu. Şimdi sezon sonu ister Cüneyt Çakır'ı koyma üst klasman, ister Fırat Aydınus'u koyma, ister Ali Palavik, Alper Ulusoy. Kamuoyundaki reaksiyon daha zayıf olurdu. Hatta belki destek bile bulabilirlerdi kamuoyunun. Aa, yeni yüzler, aa gençleştirme operasyonu. Anlatabilirdin. Daha anlatılabilir, anlaşılabilir olurdu. Ama şu an pazar görev verdiğin hakemi salı klasman düşürünce ortada bir çelişki oluştu ve aynen Güntekin'in de tekraren sorduğu gibi zamanlama ile ilgili bir ağızda acı tat bıraktı. Ve onunla ilgili de çok tatmin bir cevap değil. Bir gün bile beklemeye tahammülümüz yoktu. Tatmin bir cevap değil. Bir gün bile beklemeye tahammülünüz olmadığını bir günde mi fark ettiniz? Hafta sonu görev verdiniz çünkü bu hakemlere. Soru bu. O hafta sonunda görev vermese inandırıcı olacak. Ama hafta sonu görev verdin. Bir gün sonra bir gün bile beklemeye tahammülün olmadığını fark ettin. Çelişki orada. Zamanda mı o kadar yanlış ki? Bütün diyorum ya her şeyi çünkü Merkez Hakem Kurulu bu kararı alabilir mi? Alabilir. Kimse bir şey söyleyebilir mi? E Bugün öyle dersin, evet dersin, hayır dersin ama sonuçta bu kararı almaya yetkilidir. Evet ama zamanlama işte her şeyi açıklanamaz hale getiriyor. Yani bütün kararının vesaire sıkıntılı bir duruma bir maalesef Bir konuya zamanlama daha değinmek da istiyorum. Buyurun. Şimdi bir konuda ben bayağı rahatsızım. Sık sık da bundan rahatsız oluyorum. Şimdi yeri geldi. Hiçbir hakem kurumun üzerinde değil. Bazı hakemler kendilerini kurumun üzerine görmeye başlamıştı. Mesela bu bizim... Ee, tüm alanlarda, ülkede hangi alanlarda konuşursak konuşalım çok sıkça karşılaştığımız ve kullandığımız bir argüman. Kişiler kurumların üzerinde değildir. Nasıl yani? Bu kurumları uzaylılar mı kurdu? Yani hangi kişi hangi kurumun üzerinde değil? Hiçbir kişi hiçbir kurumun mu üzerinde değil? Mesela bugün ben bir dernek kursam. Ondan sonra desem ki hiçbiriniz bu derneğin üzerinde değilsiniz. Kişiler değil kurumlar baki desem geçerli mi oluyor bu? tam olarak nereye varmaya çalıştığınızı merak ediyorum. Çünkü düşüncem şöyle bilmiyorum size şey olur mu cevap olur mu? Kurumlar sistemin işleyebilmesi için vardır. Kimseyi savunmak için söylemiyorum. Yanlış söylüyorum. Merkez Hakem Kurulu için de söylemiyorum. Kurumlar niye kurulur? Bir sistem o sistemin işleyebilmesi için kişilerden bağımsız olarak. Tahmin ediyorum hiç kimse kurumun üzerinde değildir derken bahsedilen konu Kişilerden bağımsız olarak kurumlar çalışır. Kurumlar da çünkü farklı farklı insanlardan işte fikir birliğiyle. E, herkes bir bakış açısı koyar ki en iyi bilen isimlerden birisi e, sizsiniz bunu. E, demokrasinin ne olduğu konusunda fikir birliğinin e, farklı bakış açılarının özgürleştirdiği ve bunun da doğru karara varma konusunda önemli bir e, argüman olduğu konusunda zaten e, kitap yazarsınız. Dolayısıyla kastedilen bu diye düşünüyorum. O yüzden hani nereye Anladım varmak istediğinizi... Kurumların de... aynı zamanda hizmet gibi bir Mesele o zaten. Evet. Hizmet mesele o. Hizmet gibi bir nosyonu olduğuna göre. Mesela UEFA bir karar alıyor. UEFA'nın aldığı karar, kulüplerle ilgili aldığı karar tartışılamaz mı? Kulüpler mi UEFA için oynuyorlar? UEFA mı kulüpler için var? UEFA kulüplere ve sporculara hizmet için mi kurulmuş? Yoksa onlara bazı kaydeler, kurallar, yönetmekler dikte etmek için mi? Şimdi bunu e, mevcut bugünkü gündemimize indirgeyin. MHK sadece hakemlere bir şeyler dikte etmek, komut vermek yönetmek için mi var? Yoksa aynı zamanda hakemlerin menfaati için mi var? Hakemler için mi var? Her zaman söylediğiniz gibi tek şeritte bir yol olması mümkün değil. Mümkün değil değil mi? Çift, Çift şeritte olmalı Bravo. bu. Peki bu hakemler için nasıl bir davranış biçimi oldu? Yani çünkü bu hakemler aynı zamanda senin komitenin varlık nedeni. Hakemler olmasaydı bu komite olmazdı, kurum olmazdı. Yani sürekli ezberden kişiler kurumlardan üstün olamazdı. Kurumlar bakidir, kişiler geçicidir. Bakış açısında bizi yanlış bir noktaya sürüklerini hissediyorum. Anlatmaya çalıştığım o. Hayır kardeşim meyaki evet elbette kurum güçlü olmalı. Evet kurumlar kalıcı olmalı. Evet kurumsallık Sistemin kişilerden bağlı olarak sisteminden bağlı sağlanmalı. Ama aynı zamanda bu kişiler için varsın. Ve bu kişiler olduğu için varsın. Bu kişilerin de itibarlarını zedelemeye hakkın yok. Cüneyt Çakır olduğu için MHK var. Fırat Aynus olduğu için MHK var. Bunlar da bu kurumun ve bu ülke futbolunun çok önemli parçaları. Onları itibarsızlaştırmamak da senin vazifelerin arasında. Mutlaka. Yani kişiler kurumların üzerine çıkıyorlardı diyor mesela gerekçelerinden biri. Ya bir dakika sadece kişi kurum için çalışmıyor kurum da kişi için var. Bu çift şeritli ve bunu bir sürekli görmezden geliyoruz. Ya Türkiye milli takımı Türkiye Futbol Federasyonu için mi oynuyor Allah aşkına? Türkiye milli takımı Türkiye pasaportu taşıyan genç futbolcunun futbol oynaması için var. Türkiye Futbol Federasyonu da Türkiye milli takım ve kulüplerin spor yapması için var. Bazen biz öyle dışarıdan bakıyoruz ki hadise Türkiye Futbol Federasyonu kural koyucudur. O hangi kuralı koyarsa koysun uygulanır. Hayır. O kuralları futbolcular için koyuyor. O kuralları futbol takımları, kulüpler için, sporcular için, gençler için koyuyor. Gelişim için koyuyor. Gelişim için koyuyor. Gençler olmazsa Türkiye Futbol Federasyonu olmaz, hakemler olmazsa Merkez Hakem Komitesi olmaz. Yani ezberden Türkiye'de hemen hemen herkesin kurumlar kalıcıdır, bakidir, kişiler geçicidir argümanı üzerinde bütün kararlarını savunmaya kalkması beni rahatsız etmeye başladı. Sanki kişiler sadece hizmetkar yahu. Öyle bir şey yok. Lütfen kendinize gelin. Şöyle, kurumlar kişiler için var. Çok iyi anladım sizi. Şu cümleniz bence en net açıklığı Tek şeritli bir yol değil bu çift şeritte o herhangi hangi kurum olursa olsun o kurumun çalışanlarının itibarı, mutluluğu, aidiyet hissettiği aidiyet duygusu bunların sağlanması da çok önemli. Çünkü huzursuz ya da mutsuz ya da tedirgin bir ortamda çalışmak ya da hele ki hakemlik gibi son derece hassas terazide yapılması gitmesi gereken ince bir çizgide yürünmesi gereken bir iş ise bu bahsettiğiniz konu çok önemli. Dolayısıyla buna da dikkat etmek lazım. Biraz Karşılıklı ki, saygıya ihtiyaç var. Tek argüman olarak kullanmamak en doğrusu. Bu. Evet argümanlardan biri şüphesiz ki. Değerli argümanlardan biri. Mutlaka. Ama karşılıklı saygıya ihtiyaç var. Tek taraflı saygı beklentisi doğru bir metodoloji değil. Siz sadece kurumunuza saygı bekliyorsunuz ama kurumunuz da kişilere saygı göstermek ki o kişiler uluslararası değerler bu bir bakış açısı diyoruz ve bu bakış açısının değişmesi ya da daha sağlıklı hale gelmesi gerektiği mesajını verdik. Dün Gün Onay çok güzel anlattı. E, Sayın Gündoğan'a diyor ki Cüneyt Çakır'la Fırat Aynus'la konuştunuz mu? Hayır konuşmadım diyor. Ben bir spor sever olarak şaşırdım. Henüz konuşmadım dedi. Evet. Bırakın Cüneyt'in Fırat'ın bir arkadaşı olarak şaşırmayı. Bir spor olarak şaşırdım. Cüneyt Çakır Fırat Aynus bu ülkenin değerleridir bu spor dünyası önemli fertleridir ve siz de komite başkanısınız. Yani onlarla bir telefon konuşması en azından yapmanız gerekmez mi nezaketen? Saygı çift şeritli bir yol yani bu insanlara saygı duymayız. Cüneyt Çakır Türkiye'yi şampiyonlar finalini temsil etti. 3 tane Avrupa şampiyonası, iki tane dünya kupası temsil etti. Var mı ya başka Türkiye'de herhangi bir futbol unsuru var mı kardeşim? Şampiyonlar finali artı 3 Avrupa şampiyonası artı 2 Dünya Kupası gören bir futbolcu, bir antrenör, bir spor adamı, bir spor yöneticisi var da biz mi bilmiyoruz? Yok. Bir tane var ya, adı da Cüneyt Çakır. Yani her ne olursa olsun, tasfiye olacak olsa dahi, tasfiye olacak olsa dahi bunun yolu var, yordamı var, yöntemi var. Sezon sonu klasman dışı bırakırsın. hiç Çok doğal karşılardım. Burada konuşmazdık bile belki. Aynen öyle. Yarım Kimse saat konuşurduk geçerdik. Aynen evet, öyle. Bu kadar reaksiyon yaratmazdı. Aynen öyle. Ama bu işin karşılıklı saygı çerçevesinde yapılması daha doğru olurdu. %100. Şimdi gelelim tamamladıysanız şeye geçeceğim atamalara. değerli izleyenler az önce üstün körü okuduk bir daha rica edelim sevgili reji Posta Gazetesi'nden derbiyi Atilla Karaoğlan yönetecek başlığı var. Merkez Hakem Kurulu'nda yaşanan gelişmelerin ardından yeni dönemin yani bu hafta sonu 29. hafta ilk hakem atamaları yapıldı. Buna göre pazartesi günü Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbiyi Atilla Karaoğlan yönetecek. Dostlar buradan belki biraz daha karışık görünür. Bizim hakem ataması grafimiz varsa isterseniz onu getirin ben buradan okuyayım. 13.30'da yarın Hatay Atakaş Hatay Spor Vavakars Fatih Karagümrük maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Saat 16'da Altay. Ee, Kablo Yeni Malatya Spor maçını Erkan Özdamar yönetecek. 16'da Kasımpaşa Çaykur Rizespor maçının hakemi Sarper Barış Saka. Saat 19'da Trabzonspor Göztepe maçını Ali Şansalan yönetecek. Gerçekten tempolu yani olur ya kar yağışından vesaire e, takımlar herhangi bir şey yaşamazsa ama zaten Marmara bölgesinde ağırlık olarak değil mi? E, bu kar yağışı, fırtına vesaire biraz daha etkili olacak diye İç Anadolu'da da var galiba. Yazıldı. Şimdi bir arkadaşım. Yani neyse da. bir sıkıntı olmazsa inşallah keyifli olmaya zemin anlamında söylüyorum. Bir sıkıntı olmazsa keyifli olmaya hakikaten namzet bir karşılaşma. Aa Uğur Bey şey hiç konuşamadık ya. Şimdi Trabzonspor gösterdiğinde Nestor El Maestro'a gitti. Evet. Hiç konuşamadık onu. Sıra gelmedi. Ee, şu Tamam şu hakem konusunu kapatalım tamam. isterseniz ondan sonra bakarız. Unutmayalım Tolga otursak sen hatırlat lütfen. Pazar günü saat 13.30'da Kayseri Spor, Yukatel Kayseri Spor, İttifak Holding Konya Spor maçının hakemi Yasin Kol. Saat 16'da Medipol Başakşehir, Fraporta Vantalya Spor maçını Zorbay Küçük yönetecek. Şimdi şey maçından sonra e, derbi Fenerbahçe Trabzonspor maçından sonra Zorbay Küçük bu hafta yine maça atanıyor. Adana Demirspor, Demir Grup Sivasspor maçının hakemi Çağdaş Altay saat 19'da Aytemiz Alanyaspor Fenerbahçe maçını Volkan Bayarslan yönetecek. Pazartesi günü saat 20'de Giresunspor Giresun Giresunspor Gaziantep maçının hakemi Kadir Sağlam e, galiba bu saydıklarımız arasında en az yöneten Kadir Sağlam mıydı? İki maç mı vardı? Biri, evet. Üç maç mı vardı? Biri. Ve saat 20'de de malumunuz derbi maç aynı saatte yani derbi maç Galatasaray Beşiktaş maçını Atilla Kara yönetecek. Şöyle bir bakış açısı mı oldu acaba? Yani. Eskiler hata yapıyor. Eskilerin hatası kamuoyunda makul karşılanmıyor. Gencecik adamlar, daha az tecrübeli adamlar hata yapsın. Belki en azından savunulacak yanı bulunur diye de bir bakış açısı var mı acaba bunun içerisinde? Olabilir. Ayrıca kamuoyu bunu daha çok benimser. Bunda sorun yok. Yine zamanlamaya gelip takılıyoruz değil Zamanlamaya mi? takıldık maalesef. Zaten dedi ki, 3 sahikle hareket ettik dedi. Evet. Sahiklerden biri kurumun üzerine davranışlarda, onu konuştuk. Biri yıprananlar vardı ve onların kişisel yıpranması hakemlik camiasının da yıpranması anlamına geliyordu. Onları gençlerle değiştirmemiz daha doğru olacak dedi. Sahiplerden biri oydu zaten. Biri de yetersizler var dedi. Üç tane sahip saydı bu kararın alınmasında e, faktör olarak yazılabilecek. Peki hala Fırat Aydınus özelinde de daha önce konuştuk mu hatırlamıyorum. Bu, geçen sezon bırakıyordu şeyi. Tabii yaşı dolmuştu. Do süresi bitmişti. Özel olarak uzatıldı. Evet adeta bir Fırat Aydınus statüsü yazıldı. O da garip bir durum oldu yani. Gerek yokmuş. Bir önceki yönetim yaptı ama bu yönetim gerek yokmuş diye düşündü o zaman. Ya olabilir. Başka açıklaması. Buna da hakları var. Yetkili onlar. Cüneyt Çakır'la Fırat Aydınus'la ve diğerleriyle Elbette, doğru. yeni sezonda çalışmayabilirler. Buna kimsenin diyecek bir şey yok ama bu daha şık bir şekilde yapılabilirdi. Yani sezonun geri kalanı daha az görev verilir. Sembolik görevler verilir. Mayıs ayında da teşekkür edilir. Omuzlarda veda edilir yani daha şık olurdu, daha saygılı olurdu, daha karşılıklı saygı içeren bir yol olurdu bence. Zamanlama sadece problem. Yoksa ben Kesinlikle demiyorum öyle. ki Fırat Aydın'ın sonsuza kadar hakemlik yapsın, Cüneyt Çakır sonsuza kadar hakemlik yapsın. Zaten böyle bir hakkım, yetkim de yok. O konuda yetki Doktor Ferhat Gündoğan'da. Değil mi? Biz söze başlarken aynen bunu söyledik zaten. Bütün mesele her şeyi kafalarda oturtmayan, Her şeyi karıştıran zamanlama. Bir gün dahi beklenemeyecek meselesi. Var mı eklemek istediğiniz bir şey? E, Uğur Bey bu bölümü kapatıp yine bir araya gideceğiz. Bir Mayıs cümle ekliyip, konuşacağız Trabzon bırakıyorum. Bölümüne. Buyurun. Başkanım bir de Güntekin'in Trabzonspor'un araya açmış hmm. olmasıyla bu konunun alakası zamanlamasının var mı acaba diye. Alakası var mı sorusuna da ya işte daha rahat oldu gibi bir şey mi dedi? Argüman bir şey sebeplerden birisidir ama ana sebep değildir dedi. Biri evet etkili olmuştur ama ana sebep değildir dedi. Yani şöyle söyleyeyim. Bu yayın sonrası eee kamuoyunun kafasındaki soru işaretlerini çok da gideren başarılı bir hitabet ya da içerik olmadı. Gösteremedi. Onu da itiraf etmek lazım. O zaman değerli izleyenler şimdi bir araya gidiyoruz. Aranın ardından da e, gazetelerimizde Trabzonspor'la önce bir süperlik grafiği yapacağız. Ondan sonra da Trabzonspor'la Trabzonspor, Trabzonspor göztepe maçıyla devam edeceğiz. tekrar birlikteyiz ve devam ediyoruz. Değerli izleyenler Süper Lig'de, Spor Toto Süper Lig'de 29. haftanın programı geliyor. Hemen ekranlarınıza yarın saat 13.30'da Ataka Şatay Spor, Vavakars Fatih Karagümrük karşılaşması var. E, saat 16'da Altay Özdür Kablo Yeni Malatya konuk edecek. Ardından e, özür dilerim aynı saatte yine 16'da Kasımpaşa Çaykur Rizespor maçı var. Ve yarının son maçı saat 19'da Trabzonspor'la Göztepe arasında. Pazar günü Yukatel Kayserispor Spor, İttifak Holding Konya Spor maçı saat 13.30'da keyifli maç olmaya aday karşılaşmalar bir tanesi yine. Medipol Başakşehir Fraport Avantalya Spor'la saat 16'da oynuyor. Adana Demirspor'un rakibi Demir Grup Sivas Spor maçı yine saat 16'da. Pazar günü 19'da Aytemiz Alanya Spor Fenerbahçe'yi konuk edecek. Pazartesi günü iki maç var saat 20'de. GZT Giresun Spor Gaziantep'te oynayacak ve derbi maç Galatasaray Beşiktaş maçı da yine saat 20'de başlayacak. Fanatik gazetesi geliyor ekranlarınıza. Ak yazıda kar hazırlığı Özelliği çok özel haber ibaresiyle verilmiş. Yarın akşam oynanacak Trabzonspor Göztepe maçında sağına kar yağışı beklenirken Medikal Park Stadında ciddi önlemler alındı. Stadyum direktörü Alpaslan Özdemir zeminde sürekli güneş ışığı panellerini çalıştırıyoruz. Alttan ısıtma aktif her türlü hazırlığı yaptık dedi. Meteorolojiye göre Trabzon'da bugün zaman zaman sulu kar beklentisi var. Yarın maç saatinde sağanak kar yağışı tahmin ediliyor. 19'da saat 19'da hava sıcaklığı ise 2 derece olacak. Bir sonraki sayfa tek rakibi Bayern. Bu sezon oynadığı 28 karşılaşmanın 27'sinde rakip fileleri havalandırma başarısı gösteren Trabzonspor'un Avrupa'daki lider takımlar kıstas alındığında tek rakibi Bayern Münih oldu. Münih ligde şu, an, şu ana kadar 28 maçta 52 gol sevinci yaşadı. Evet özür dilerim Trabzonspor. Ligde 28 maçta 52 gol attı. En fazla gol atan takım durumunda Abdullah Avcı'nın ekibi, ekibi, ortalama 48 dakikada bir rakip fileleri sarsma başarısı gösterdi. Puaça 2 maç ceza. Trabzonspor'un sol beki Puaça Fenerbahçe derbisindeki hakareti sebebiyle 2 maçtan men cezası verildi. Ee, Polonyalı Solbek takımının Göztepe ve Çaykur Rizespor'un maçlarında görev alamayacak. Diğer şuradan Göztepe'ye baktım. Onunla alakalı yok. Uğur Bey Göztepe'yi ben söyleyeyim size. Hani şey bu sayfada var mı diye baktım da yok. Evet. Göztepe 27 puanla 17. sırada 28 hafta sonu itibariyle 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 15 mağlubiyet yazdırmış durumda hanesine. Gollerine de bakayım. 34 gol attı, 44 gol gördü. Nestor El Maestro ile beraber özellikle ilk yarının sonlarına doğru ciddi bir çıkış ve ikinci yarının başında bunu net bir şekilde taraflı tarafsız seven sevmeye herkese gösteren bir oyunla mücadeleci varını yoğunu ortaya koyan hayat kalenin önüne kamyon park etmek için kısa diyen bir teknik adamın vizyonunu düşüncesini istediğini tamamıyla oyuncularına geçirdi ve oyuncuların da canla başla bunu sahaya yansıttığı bir takımdı her zaman söylüyoruz o oyunun karşılığı puan sıralamasında bu değil maalesef. Nestor El Maestro ile yollar ayrıldı. Bunu nasıl siz nasıl ilk duyduğunuzda nasıl değerlendirdiniz? Aklınıza ilk ne geldi? Şimdi genç bir tek direktör 40 yaşın altında sanırım 38 ya da 39 yaşında. Doğru. İşleri iyi giderken e, gerek sağ içi gerek sağ dışı performansı parmak ısırtıyordu. Ama işler kötü gitmeye başlayınca tabii orada biraz deneyim eksikliği mi devreye girdi acaba? 5 galibiyetten sonra 5 yenilgi aldı çünkü. 5 yenilgiden sonra da yollar ayrıldı. Yine de yolların ayrılması taraftarı değildim. Ee, Göztepe yönetiminin bu konuyu daha farklı ele alabileceğini düşünüyordum ve inanıyordum. Şaşkınım bu konuda. Alan yanında mesela sezon başında hemen Çağdaş Atan'la yolları ayırması bence çok acele alınmış bir karardı ama şu anda iyi bir tek direktörleri var. Artık o konuyu çok konuşmanın alemi yok. Sosyal medyada şunu da gördüm. Küme düşme ihtimali kabullenildiği için mi hoca ile ayrıldı şeklinde de bir tartışma. Bilmiyorum denk geldiniz mi? Hiç aklınıza böyle bir şey gelir miydi? Ama daha, 10 hafta, var. daha 10 hafta var. 30 puan var ortada alınabilecek. Göztepe'de zaten Az değil yani. üstteki rakipleriyle çok küçük puan farkları. Giresun Spor ve Kasımpaşa ile 5. Sivassporla 7. Önünde 30 puan var alınabilecek. Bunlar öyle devasa farklar değil. Dolayısıyla Göztepe'nin hedeflerinin bittiğini zannetmiyorum. 5 galibiyet, 5 yenilgi. Nestor El bir türlü o kabustan çıkamadı. Kasımpaşa yenilgisinin biçimi tabii. Muhtemelen taraftarı ve yönetim kurulu rahatsız etti. Maçın 3-1'e hızlı gelmesi. Rakibin yani Kasımpaşa'nın daha fazla pozisyon olması, daha fazla şut atması. Ama Kasımpaşa çok formda ve İzmir'de bu form durumunu gösterdi. Belli ki o maçtan sonra bu kararı aldılar. Ben maç öncesi o kadar keskin kararlar alma arefesinde olduklarını zannetmiyorum. Ama işte futbol böyle bir şey. Nestor'un Türkiye hikayesinin bittiğini sanmıyorum. Tekrar Süper Lig'de muhtemelen göreceğizdir. Değerli bir tek direktör görmek de isteriz. Üstelik Thomas'la anlaştı. Göster evet Töpe, o da böyle. enteresan um. bir tercih. Yani oyun anlamında acaba takımın kafası karışır mı biraz? Şimdi Stefan Thomas'ın da çok fazla deneyimi yok birincisi. 46 yaşında ama tek direktörlük deneyimi olarak o da çok fazla deneyim biriktirme şansı olmadı. Daha önce Okan Hoca yı. Antalya Spor, Rize Spor, Okan Hoca'nın yardımcılığından sonra Antalya Spor ve Rize Spor'da kısa süreler çalışmıştı birinci adam olarak. Deneyimi bundan ibaret. Riskli bir tercih sezon ortasında göreve getirmek için ama Türkiye'de bazı kulüpler var. Alanya Spor bunlardan biri. Göztepe bunlardan biri. Ortak akılla yönetiliyorlar ve genç tek direktörlere veya deneyimi biraz zayıf olan tek direktörlere cesaretle görev veriyorlar. Yine öyle o tarz alınmış bir karar. Ben çok riskli buldum. Yanılmayı umut ediyorum. Özellikle Nestorel Maestro gibi bir adamın, teknik adamın ardından riskli buluyorsunuz değil mi? Riskli buldum. Çünkü ligimize değer demeyeyim de renk katan isimlerden bir tanesiydi. Tercihleriyle, oynattığı, oynatmaya çalıştığı oyunla ligimize renk katan hocalardan bir tanesiydi. Thomas'ın, Stepan Thomas'ın bugüne kadar gördüğümüz oyunu pragmatik bir oyun. Kısa yoldan e, sonuca gitmeye çalışan bir oyun. Dolayısıyla diye özetleyebiliriz. Hani acaba takımın kafası biraz karışır mı yoksa bir çıkış yakalamak için tercih edilen bir isim midir? Belki isim olabilir mi? Belki doğru soru bu olacak. Kısa Ama vadede da, çözüm üretebilir mi? Bura işte ha. Daha doğrusu. Şu bu. an bunun yanıtlarını bence Thomas bile bilmiyor. <laughs> o da yani yaşayarak görecek. Sezon başı Çağdaş Atan gündemlerine gelmişti. Ne soru getirmişlerdi? Ben acaba olur mu dedim. Belki de görüşmüşlerdi. Bilmiyorum. Hiçbir hiçbir istihbaratım yok. Ama ya Thomas'ı tercih ettiler ya da Çağdaş Hoca belki tercih etmedi. Belki görüşmediler. Gerçekten bununla ilgili bir istihbaratım yok. Ama şunu biliyorum. Sezon başı Göztepe'nin gündeminde Çağdaş Atan gelmişti. Şimdi Trabzonspor'dan az önce iki sayfa okuduk değerli izleyenler. Özellikle bir başlık daha okumak istiyorum size. Çünkü hani önemli. Trabzon'a yine hamşik şoku diye bir başlık var. Sakatlığı için dinlendirmeli bir tedavi programı uygulanan Marek Hamşik önceki gün yapılan antrenmanın ardından bir de ülkesindeki doktorlara görünmek isteyerek Slovakya'ya gitti. Yaklaşık bir buçuk aydır sahalardan uzak olan Slovak futbolcu 19 gün önce de ülkesine giderek doktoruna tedavi olmuştu muayene olmuştu. Yönetimin onay vermesi sonrası Marekamşik dün sabah ülkesine gitti. Yıldız oyuncunun ne kadar süre ülkesinde kalacağı ve nasıl bir tedavi programı uygulanacağı şu an bilinmiyor." demiş. Yani e, özetle tedavisine ülkesinde devam edecek şu anda anladığımız kadarıyla, değil mi? Öyle görünüyor. Oyun anlamında yeri dolmaz bir unsur Marekamşik. Aslında çok iyi profesyonel. Kariyerinde öyle çok uzun süre sakatlıkları olan, kronik sakatlıklardan söz edebileceğimiz biri de değil. Futbolu çok seven, kendine iyi bakan, evet zaman zaman sakatlıklar yaşayan ama çok uzun süreli sakatlıklar yaşayan bir oyuncu değil. Alt adale problemleri, e, diz problemleri ufak tefek yaşamıştı ama büyük bir sakatlık sorunu yaşamamıştı. Tabii yaş 35 oluyor artık 1987 doğumlu. Doğal olarak daha ekonomik kullanacak e, vücudunu kariyerinin geri kalan kısmında ama bu sezon zaten oynadığı sürece Trabzonspor'a çok üst düzey hizmet etti. şampiyonluk yolunda da çok ciddi katkıları oldu. En sağlıklı şekilde tabii dönmesinde fayda var. Acele etmesine lüzumu yok. Az önce söyledim söyledikten sonra da pişman oldum. Geri dolmayacak unsurlardan biri de. Geri dolmayacak kimse yok. Onu e, söyleyelim çok önemli parçalarından Trabzonspor'u buraya getiren taşıyan isimlerin başında geliyor ama yokluğunda Trabzonspor çözüm buldu mu? Nasıl oynadı? Şöyle kabaca gözünüzün önüne gösteriyorum. Aslında birebir muadili yok. Haksız değilsiniz. Yeri dolmaz de mı herkesin dolar Oyun tabii ki anlamında ama. Ak, aksaklıklar olsa da Trabzon kazanmayı başardı evet. anlamında. Ama birebir muadili yok yani. Mezarlıklar vazgeçilmezler e, dolu diye bir doğru. söz var ama bir taraftan da karşı argüman olarak da hamşikin değil Trabzonspor'un ligde benzeri yok. Kesinlikle bir öyle. Eşsiz bir oyuncu. Dolayısıyla ben de katılıyorum. Yerini birebir dolduramazsınız Marekam Şikin. Ligde bazı oyuncu Vakaymen'in yerini birebir doldurabilir misiniz? Vakaymen'e benzeyen oyuncu mu var? Yok. Adam benzersiz en azından bizim ligimiz için. Doğru. Başka liglerde bir sürü olabilir üst düzey liglerden. Bizim ligimiz için benzers. Dolayısıyla evet herkesin yeri öyle birebir muadili yok. Şüphesiz ki. Ee, Trabzonspor o bölgeye nasıl çözüm buldu? İki e, yol üretti. Birincisi topa sahip olmak istiyorsa Abdülkadir Bakasetas'ı bir arada kullandı. Özellikle Abdülkadir derine geldi. Bakasetasında sonra Bravo. bir dikkat ederseniz gol ve asist performansı düştü. Çünkü daha derine gelerek oynuyorlar. Hamşik'in yokluğunda biraz öyle bir ihtiyaç doğdu. Abdülkadir ve Bakasetas'ın ikinci, üçüncü bölge geçişleri. Bir yol bu. Bunun için savunma göbeğindeki eksiklik acaba tedirgin mi ediyor diye de düşünüldü. Ama bu söylediğiniz daha önemli. Marek Hamşik'in yokluğu, savunma göbeğini evet. olan güvensizlik demeyeyim de oradaki endişe değil. Değil mi? Asıl mesele Manekam şeyin yokluğu. Ya link up player diye bir şey var. Bağlantı oyuncusu. Henüz Türk spor literatüründe çok kullanılmıyor. Önümüzdeki yıllarda çok görürüz. <laughs> link up player bu ara çok şey. Çok popüler ve çok geçerli bir pozisyon. Tek direktör özellikle bir çağdaş tek direktörler ona bakıyorlar oyuncu ararken. Öyle bir oyuncu alayım ki birinci, ikinci bölgeyi bağlantıyı sağlayabilecek zekada ve yetenekte olsun. Biri de iki, üçü bağlayacak. Zekade ve yetenekli oyuncu. Hamşik'te, öyle link up player yani. Kesinlikle. Bölgesi net değil. Bölgeleri bağlayan oyuncu. Belinde halat olan oyunculardan. Ve halatın dokuz ucu diğer dokuz arkadaşında olan oyunculardan. Great. Büyük bir link up player, link up oyuncusu diye bahsediliyor ondan zaten. Uluslararası kama oyunda. E, Trabzonspor bir Abdülkadir Bakaset'e sordu. ikili kullanarak çözdü. İki zaman zaman da birini kullandığı topu rakiple paylaştı. Hamşik'siz bir oyun stratejisi. Berat Siyopis'i bir arada kullandı mesela. Ama onda da %70 topa sahip olmuyor. Top rakip de paylaşıyor. Geçiş oyunlarını tercih ediyor. Daha hızlı hücuma geçiyor. İşte kimi öyle yendi? Farioli'nin kara gümrüğünü yendiği gibi mesela. Geçiş Beşiktaş'ı yendiği gibi İstanbul'da. Geçiş stratejisini tercih etti. Topu rakibine bıraktı. Zaman zaman da onu yapıyor. Hoca çok fazla aksaklık yaşamadan, en azından bunu puana yansıtmadan bu yokluğu Tabii. hissettirmeden geçmeyi başardı şu ana kadar. Abdullah Hoca'ya da çünkü hakikaten kolay bir e, kayıp değil. Hangi takım olursa olsun. Kesinlikle. 15 puan fark var. Demek ki işler yolunda. 15 puan farkta liderseniz Hamşek'in yokluğunu tolere etmişsiniz demektir. Şimdi Fenerbahçe'ye geçeceğiz. Fanatik Gazetesi diyor ki Fenerbahçe'ye 3 müjde birden. Sakatlıklardan en çok çeken takımların başında gelen Fenerbahçe'de dün yüzleri güldüren gelişmeler yaşandı. Tamamen iyileşen ve hazır hale gelen Luis Gustavo ve Filip Novak idmanın tamamında takımla beraber çalıştı. Hazırlıklarını bireysel sürdüren Valencia'nın da bugün takıma katılması bekleniyor sezona. Tek sol bek olarak başlayan Novak Salahiden formayı kapmaya çalışacak. Gustavo'nun dönüşüyle birlikte orta sahadaki rekabet de iyice artacak demiş gazete. Şu son önermeye katılır mısınız? Gustavo tercih edilir mi? Bana Çünkü bunu ilk gördüğüm zaman aklıma gelen şey şuydu. Ben size dost söyleyeyim. Gustavo zaten tercih edilmiyordu orta saha rotasyonunda. Diye düşündüm. Yanlıştır değildir. Şimdi Mert de cezalı ya. İrfan da cezalı. Tam birebir biliyorum. Aynı oyuncu olmadıklarını elbette biliyorum. Aynı tip oyuncu olmadıklarını ama sonuçta işte orta sahada bir yeni bir üçlü kuracaksın. Ve yeni bir üçlü için adaylar kimler? işte? Gustavo, Crespo, Zayt. Ozan, İrfan, Zayt, Mert Hakan, Sosa gibi orada bir oyuncu grubu var. Ozan'ın çok acayip değil mi hala forma şansı? Mesela Ozan olarak. hala fiziksel olarak. E, İngiltere'den geldi. Evet enteresan. Beklediğimiz seviyede değil. İşte Mert cezalı, İrfan cezalı. O yüzden Crespo'yu şu anda 6 kullanıyor ama 8 kullanır. Gustavo'yu 6 kullanır. Başka bir model üretebilirsin. O yüzden Gustavo'ya sıra gelebilir. Ama herkes sağlıklı iken dediğiniz gibi bu takımın ideal 6 numarası olarak Crespo ön plana çıktı şeyde Gustavo'yu geçti. 6 numara yarışında Gustavo'yu geçti. O zaman Crespo piyangosu başlığını getirelim ekranlara takvim gazetesinden. Rotasyon için alındı şimdi devler sıraya girdi. Atletico Madrid ve Everton Fenerbahçe'nin kapısını çaldı. 1,5 milyon euro karşılığında rotasyon için transfer edilen ve kısa sürede Fenerbahçe'nin vazgeçilmezi olan Miguel Crespo'ya Atletico Madrid ile Everton talip oldu. Sarı lacivertli yönetim kapıyı 10 milyon eurodan açtı. Demiş yani şaşırtıcı. Gazete. Hangi gazetenin haberi? Bu ee, Takvi. takvim gazetesi. Çünkü Avrupa'da da oynamadı Miguel Crespo. Avrupa kadrosuna yazılamadı. Atletico Madrid ve Everton yetkililerinin Süper Lig'i böyle yakından takip etmesi gözlerimi yaşarttı doğrusu. Heyecan verici. Alttaki başlıkla devam ediyorum. Ferdi'de işlem tamam demiş gazete. Fenerbahçe sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Ferdi Kadıoğlu ile her konuda anlaştığı Sarı Lacivertli kulüple genç oyuncunun kısa süre içerisinde resmi sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Fenerbahçe'nin yeniden anlaştığı Ferdi'nin adı Hollanda devi Ajax ve Belçika ekibi Kulüp Brüj ile anılıyordu. İrfan Can'a bir Mert'e iki maç ceza Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Trabzonspor derbisinin faturasını açıkladı. Trabzonspor'la oynanan maçta kırmızı kart gören İrfan Can Kahveci ciddi foullü harekete sebebi hareketi sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından bir maç cezaya çarptırıldı. Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş ise hakareti sebebiyle iki maçtan men cezası aldı demiş e, gazete. Ne kadar gereksiz değil mi Mert Hakan? Bu kadar iyi oynuyorsun. Bu kadar iyi oynuyorsun. Bir süredir hatta birçok maçın yıldızı olarak ön plana çıkıyorsun. Fenerbahçe'nin en formda oyuncularından birisin. Anahtar oyuncusun. Bir de diyorlar ki devre arasındaki sözlerinden dolayı eğer iddialar doğruysa. Devre arasında i̇ddialar yanından, doğruysa, iddialar yani. doğruysa devre arasında yanından geçerken söylediği sözlerden dolayı. sağa içine bile değil. Bakın bu e, sözel ya da fiziksel şiddet değerlendirirken şu kriter önemli. Mesela ilk 5-10 saniye içinde mi gerçekleşti? Vaka. Yoksa 30 saniye 1 dakika geçtikten sonra mı gerçekleşti? Hep buna bakarım ben. Mesela, maç içinde bir fiziksel hadise yaşandı. Umarım hiç yaşanmaz. Hiçbir şey yaşanmasın. Ben bir tokat yedim. 5 saniye işi döndüm ben de vurdum. Bu farklı. Bu farklı bunu reaksiyon kapsamı içinde hiçbir şiddeti tolere etmiyorum. Ama bunu reaksiyon kapsamı içinde değerlendirebilirsin. Ama ben bir tokat yedim. 5 dakika sonra devre arasında soyunma odasına gittim. Fatura kesmeye kalktım. Bu farklı. İkisini farklı değerlendiririm. Şimdi Mert Hakan kardeş. Yani iyi oynuyorsun her şey yolunda gidiyor. Maç içinde o anda verdiğin bir reaksiyondan dolayı değil. DV arasında soyunma odası yolunda verdiğim bir reaksiyondan dolayı. Yani tansiyonun nabzın çok yükseldiği bir anda verilmiş bir reaksiyon değil o yüzden çok gereksiz, çok manasız. Futbolcu dediğin ağzından çok ayakları konuşması lazım ve sen ayakların gayet iyi konuşuyor. Ayakları bu kadar iyi konuşan bir sporcunun ağzının i̇htiyacı bu kadar yok. konuşmasına ihtiyacı yok. Yani i̇htiyacı bu bence yok. son olsun Mert Hakan için artık. Yani ayakları gayet iyi konuşuyor. Ayaklarıyla konuşmaya devam etsin. Uğur Bey hafta sonunda, bu hafta sonunda Fenerbahçe'nin rakibi e, Aytemiz Alanyaspor. Kolay bir maç değil. Her iki ekip içinde e, kolay bir maçtı. İlk ilk yerdaki maçta, İstanbul'daki maçta Alanyaspor galip gelmişti, değil mi? Aytemiz Alanyaspor. Şuradan hemen bir saniyenizi. Alanya mı kazanmıştı? Tamam, doğru hatırlıyoruz. 2 bir Aytemiz Alanyaspor kazanmıştı. Ama tabii ki her iki takım da o günkü takım değil. Doğru. Fenerbahçe özellikle Trabzonspor karşısında 10-11 olduğu bölümde bile pragmatik bir futbola dönmemesi çok dikkat çekici. Yine topa sahip olmaya çalışması. Ve dominant oynaması. Yine 4-4-1'e dönüp yine pas trafiği yakalamaya çalışması. Hatta bölüm bölüm dominant olması çok dikkat çekici. Fenerbahçe sezonun en iyi 45 dakikalarından biri. oynadı. Trabzon'a karşı maçın geneline bakarsan da yine en iyi maçlardan biri de diyebilirsin. Doğru. Bu ışık, bu bilgiler ışığında ee, Alanya Spor karşısında da topu Alanya Spor'a bırakıp pragmatik bir futbol tercih edeceklerini düşünmüyorum tahmin etmiyorum öyle de olacağını zannetmiyorum çünkü Alanya Spor genelde topu bırakırsan istiyor Alanya Spor %60-60 topla oynamak istiyor imkan varsa sen fırsat versen her maçını böyle oynamak istiyor ama Fenerbahçe'nin Alanya Spor'u bırakması çok mantıklı gelmiyor bana bu durumda ön alan baskısının doğru ve ciddi yapılması gerekiyor şimdi Alanya'nın baskısı açısından. yapacak Fenerbahçe'nin olan baskısıyla cevap vermesi lazım. Sen olan baskısıyla cevap vermezsen çünkü Alanya Spor maçın kontrolünü vitesini ele almaya çok teşne. Birçok maçın kontrolünü ele alıyor. Galatasaray'a karşı da bir başka büyük takım. Galatasaray'a karşı da hatırla. Oyunun kontrolünü tamamen ele aldılar. Galatasaray önde baskıyla bayağı zor durumlara düşürdüler. O maçtan beraber çıktılar ama daha fazlasını da alabilirlerdi. Torrent'in Galatasaray'a karşı. Ve Galatasaray uzun metrajlı oynamak zorunda kaldı. Geriden pası çıkamadığı için. Alanya Spor'a karşı her bir rakibe karşı hazırlandığınız gibi hazırlanamazsınız. O hafta içi farklı bir hazırlık planınız, farklı bir hazırlık programınız olması lazım. Pratikten ziyade teorik çalışmaya da ihtiyaç duyulan bir hafta içi. Daha fazla video izlemeye, daha fazla konuşmaya, daha fazla pozisyon analizi yapmaya ihtiyaç duyulan bir hafta içi. Gol yeme riski olsa dahi geriden pas yaparak çıkmaya çalışan bir Aytemiz Alanya var. Ön alan baskısıyla bunu kırmazsa arkada sıkıntı yaşayabilir. Bu durumda nasıl bir 11 ile başlar sizce İsmail Hoca? Eksikleri de düşünecek olursak yani nasıl tahmin edersiniz? Valizyar, Trabzonspor tabi. bir şey koydu ortaya değil mi? Örnek. Evet bir referans bir koydu. Bir yol. Evet. Alanya böyle yenilir. Hem ön tarafta kalabalık bir baskı yaptı. Hem de organize, bir baskı yaptı. organize bir baskı yaptı. Bal modeli dediğiniz gibi. Organize baskı yaptı. Muhtemelen diğer takımlar da onu referans kabul edeceklerdir. Alanya Spor'a karşı öyle oynamaya çalışacaklardır. Alanya Spor'da daha farklı çıkış metotları üretmeye çalışacaktır. Haliyle ee, son dönemde zaman zaman üçlü de zaman zaman dörtlü de oynayarak Farioli farklı çıkış metotları üretiyor. Geçen ben hafta, Bahçeye karşı. Geçen hafta Kayseri karşısında mesela o şeyi uygulayamadı. Yukatel Kayseri Sporu Alanya'ya. Trabzon modelini uygulayamadı. uygulayamadı. Alanya %65 topa sahip oldu şutlarda 15'e 3 Ya da Farioli kurdu. müsaade etmedi. Müsaade etmedi evet. Ama Kayseri da pragmatik bir oyun felsefesi tercih etti ve Alanya'da bu pragmatizme fatura kesiyor. Genelde başarılı oluyor. Çünkü Alanya'nın alamet farikalarından biri kaybettiği yerde kalabalık olmak. Kayseri'nin de başarılı olması, Hikmet Hoca'nın formülünde başarılı olması için kazandığı yerde hızlı çıkması lazım. Ama sen kazandığın yerde hızlı çıkamadan onlar kalabalık oluyor ve sana tekrar karşı pres uyguluyor ve tekrar kazanıyor oyunun tek esprisini kaybetmiş oluyorsun bu durumda. En önemli esprisini en azından. Tek esprisi değilse bile önemli esprisini kaybetmiş oluyorsunuz. Fenerbahçe Alanya maçı da taktiksel olarak okuması çok zevkli olacak. Eğlenceli olacak eminim ki. Fenerbahçe muhtemelen Kayseri değil Trabzon'da oyunu referans alacaktır Alanya'ya karşı. Trabzon gibi ön tarafta kalabalık, ön tarafta pres gücü yüksek olan, daha zeki, daha organize oynayabilecek bir grup tercih edecektir. Sizin altını çiziniz hani Valencia sağlıklıysa, oynayabilir durumdaysa elbette. Tercih olacaktır. Çok güçlü. Pres silahlarından biri. Çok akılda bir oyuncu. Serdar da doğru pres yapan bir oyuncu. Doğru. Zaman zaman arkadaşlarından bağımsız olarak tek başına kalabiliyor. Sonra dönüyor arkasını bakıyor. Gelmemiş. Çıktığı zaman da yokluğu hissediliyor. Oyundan çıktığında Press da bir anda bakıyorsunuz da ki daha kolay çıkıyor. Serdar hareketler. da doğru oyuncu olabilir yani. İkisi bir arada kullanılabilir. Hatta olabilir, ikisi doğru. bir arada kullanılmalı. Daha doğru olur değil mi? İnan bana o kadar farklı ve o kadar tamamlayıcı tipte santriforlar ki Serdar ve Valencia. Hani Valencia Serdar'ı gol kralı yapabilir. Çünkü Çok doğru. Valencia gezer, dolaşır, pas trafiğine katılır, kanatlara koşu yapar, merkezli koridorlar yaratır. Önde kalabalık anlamı, olma anlamında doğru pres yapma anlamında da iki doğru oyuncu. Serdar Çok indirdiğinde doğru. doğru yerde olur. Ee, şey oyuncu bencil değil, yanındakini yükseltmeyi seven oyuncu. Ya yani ben Santifor olsam Valencia ile beraber oynamak isterim. O yüzden tercih edilmeli de ayrıca. Yönetmenimiz Hasan diyor ki Nihatla Kovac Valencia'da olduğu gibi Kovaç birbirini Kovac'ı yaş birbirini tamamlayan oyuncular anlamında. Çünkü anlamı çok orada. farklı Öyle oyuncular. bir ikili olabilir. Diyor. Kovacevic güçlü fizikli top indiriyor. Stoperlerle dövüşüyor, kavga ediyor. Nihat hızlı, aynı zamanda çabuk boşlukları o Kovacevic'in yarattığı koridorlara koşu yapıyor. Nihat orta mesafe şut atıyor. Kovacevic ceza alanında iyi bitirici gibi farklı özellikleri olan yönetmenimizin de çok haklı bir şekilde, çok doğru bir şekilde Tespiti. önerdiği e, farklı ikili tipi Valencia Serdar. Benzetebiliriz bazı yönlerini benzetebiliriz evet. Şimdi Uğur Bey bir tane bir sayfamız var. Türkiye gazetesinden geliyor gelecek ekrana Beşiktaş'tan. Tür, gazete demiş ki Lerin'le vuracak Beşiktaş'ın Kanadalı yıldızına derbi görevi. Haftalardır 11'e giremeyen siyah beyazlıların suskun golcüsü Galatasaray derbisi için özel olarak hazırlanıyor demiş gazete. Şimdi bakayım. Gerçi çok da fazla vaktimiz kalmadı ama. Ee, peki son bir dakikaymış Lennon'un dönmesiyle birlikte Kenan Karaman yedek kulübesine geçecek ayrıca siyah beyazların savunma kurgusu da değişik olacak Wellington'un sakat Montero'nun formsuz olmasının yanı sıra Başakşehir maçında ilk golde hata yapan Serdar Saatçı'nın yerine tecrübeli Necip Uysal kullanıl kullanılacak demiş şeyi bir kenara bırakalım stoper konusu sabah kadar konuşuruz da e, hani formsuz vesaire Lennon bir dakika büyük maçlarda atıyor öyle bir özelliği var bu sezonda attı yani büyük maçlarda dizleri titremeyen bir oyuncu İki, bazen bu tarz uzak kalmalar, yedek kalmalar, gözden düşmeler oyuncuların motivasyonunu artırabilir, hırs seviyesini artırabilir. Gözü parlayabilir oyuncunun. Tek direktör de onu fark eder, gözü parlayan oyuncu doğru zamanda saçar. Tek direktör de biraz bu. Belki de gözündeki ışığı görmüştürler yine. Bakalım maçta, pazartesi günü maçta göreceğiz nasıl bir tercih olacak. Yani neyse Pazartesi günü konuşuruz zaten Tabii. akşam baş. Bugünlük bizden bu kadar. Uğur Melke çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Veda etme zamanı geldi efendim. İyi bir hafta sonu diliyoruz. Dikkat edin kendinize kar yaşı ve, ve e, vesaire. E, pazartesi günü aynı saatte tekrar birlikte olana dek. Hoşçakalın, mutlu kalın ve de sağlıkla kalın.